Merhaba retro oyun severler. Retro oyun dünyasını konu ettiğimiz podcast kaydımıza hoş geldiniz. Ben Serkan Arslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş. Merhabalar. Ve Durul Varol var. Selamlar. Bu yayını eğer YouTube üzerinden izliyorsanız, takip ediyorsanız zaten Cengiz Ermiş'in kanalının farkındasınız demektir. Durul Varol'a ise Instagram ve Twitter üzerinden El Aterisi adıyla ulaşabilirsiniz. Benim ise bu mecralar dışında YouTube üzerinde Oyun Laboratuvarı isimli bir kanalım var. İcraatlarımı oradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz geçen hafta gözümüze çarpan olaylarla başlayalım. İlk haberimiz bizden olsun. Sevgili Mahir Sümer'in de destekleriyle bildiğiniz gibi podcast yayınlarımızı YouTube üzerinden sağlıyorduk. Onun dışında da indirilebilir içerik olarak ses dosyalarını yüklüyorduk. Tamam, ama bunun yanında online olarak dinlemek için bir arayüz yaptık. Bu arayüzün yapılmasını Durul sağladı. Mahir Sümer'in de katkıları oldu. Mahir Sümer bize sınırsız bir depolama alanı sağladı, sağ olsun. Sağ olsun. Zaten en büyük sorunumuz oydu. Ve direkt hotlink yapılabilir bir depolama alanı olduğu için de işimize çok yaradı. Yani bir arayüze entegre edebildik ses dosyalarımızı. Bizim için avantajlı bir durum oldu. Buraya da retropodcast.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında haberlere geçecek. Yani haber demeyelim de yine gözümüze takılanlar diyecek olursak. NES için bir audio toplama soundtrack albümü çıktı kartuş halinde. Bu Sergio Elizondo adında bir arkadaş yapmış. Kartuşun ismi A Winner Is You. Retro USB. A Winner Is You. Evet. Tamam. Retro USB sitesi daha önceki konu etmiştik. Retro USB sitesi üzerinden satışa çıkacakmış. Bunun içinde Durul 64 MB'lik bir ROM kullanılmış. Sen bunu duyunca adam 64 MB'lik ROM kullanmış demiştin. Ne bu 64 MB'lik ROM? Ya normalde çok uç bir şey değil aslında bu. Hani bazı oyunlarda NES oynarken dijitize sesler karşımıza çıkabiliyor. İşte Ghostbusters'ın başında ya da Blaze of Steel benim favorim. Evet, Blaze of Steel'de. Hani çoğu oyunda karşımıza çıkabiliyor dijitize insan sesleri. Yani NES'in sample çalma özelliği var aslında. Bu arkadaş ne yapmış? NES'in sample çalma özelliğini çok büyük bir ROM çipiyle içine bildiğimiz şarkıları atıp klasik bir Famicom çoklu kartuş menüsü şeklinde bir arayüzden seçtirerek dinletmiş insanlara. Yani olmazsa öleceğimiz bir şey değil. Çok elzem bir şey değil bence ama değişik bir durum. Yani NES'ten müzik çalmak. İlk defa yapıldı ve böyle bir şey yapılabilmesi bile çok güzel bir şey. Evet ya, bütün oradaki enstrümanları bu arkadaş tek başına çalmış. Hepsini işte davulunu çalmış, davulu bırakmış, gitara geçmiş, evet, gitara bırakmış. Çaldığı şarkılarda NES oyunlarının soundtrackleri bu arada. Çok popüler oyunların. Evet ya, arayüzü de bizim bu Famiclone'lardan aşina olduğumuz yan tarafında bir ok olan bıt 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 inilen bir menü. Bu arada şeyler normal bir NES oyununun ROM'u ne kadar büyüklükte? Bir kartuşun içinde herhalde 1 MB'dan azdır değil mi normalde? En büyük lisanslı NES oyunu Kirby's Adventure 8 MB, yani 1 MB'dan daha az bir ROM boyutu var. Geçen haftalarda konuştuğumuz bu oyun konsolu klonları, NES aksesuarları devamlı gelmeye başlıyor bu NES Mini haberlerinden sonra. Ya biz de klonunu yaparız falan. Hani en son burada da söyleyelim, bunlar devamlı çıkıyor. Artık bir daha da başka haftada konu etmeyelim bunu. 4K görüntü veren bir tane kapalı sistem çıktı. Sega Mega Drive kasası şeklinde. İçinde oyunlar var. Hiç ne var ne yok bakmadım bile ben. Çünkü usandım. Fiyatı da 50 dolar. Hani herkes pastadan bir şekilde payını almaya çalışıyor. O NES'in en azından 60 dolar olması bir işe yaradı. Evet. Bir üst sınır belirledi. Yani evet, bu tip cihazlara verilebilecek para için bir üst sınır belirlemiş olması iyi oldu bence. Yani umarım bu tarz jenerik kopyalardansa biraz daha güzel, işte Commodore DTV gibi biraz daha kişilikli plug and play'ler görürüz. İnşallah. Biraz tabii ele gelince şöyle sağlam dursun yani. Yine Nintendo bu Switch hakkında bu Jimmy Fallon programında bir video yayınladı. Yani Nintendo Live'da da yayınlandı bu. Super Mario Run'ın oynanışını tekrar bir gösterdiler. Ayrıyeten Nintendo Switch'in işte Zelda'yı oynadılar. Onu gösterdiler. Burada hani biz genelde belli son 10 senedir Nintendo severler böyle oyunlarda çok grafik aramıyoruz. Oyunun oynanabilirliğini istiyoruz diyorlar. Nintendo'nun olayı da o, çok iyi oynanabilir oyunlar yapıyorlar. Ama yine de Zelda'nın grafikleri 2017'ye göre sanki biraz zayıf kalmış gibi gözüktü. Yani o konsolla da mı alakalıdır ya da oyunla mı alakalıdır pek bilmiyorum. Ama sonuçta dediğiniz gibi Nintendo demek oyunun oynanışı anlamına geliyor, evet, en azından benim için. Oyunun belli bir karakterini ifade ediyor. Evet, bu Nintendo Super Mario Run'da Aralık'ın 15'ine çıkacak. Onu da inşallah bir dahaki programda Durul iyice deneyimlemiş her şeyini bize anlatıyor olacak. NX, daha doğrusu Switch ile ilgili şöyle bir haber var, ne kadar doğru bilmiyorum ama
Virtual Console olarak GameCube oyunlarını da destekleyeceği sağda solda konuşulmaya başladı. Hatta 3 tane oyun ismi konuşuluyor. Bir tanesi Super Smash Melee. 2 tane daha oyun vardı, şu an isimlerini hatırlayamıyorum ama. Hani, Luigi's Mansion falandır herhalde. Çok büyük ihtimalle Luigi's Mansion da vardı. Hani böyle de bir güzellik de olacak diyorlar. Yine Double Dash olabilir. Geriye dönük bir şekilde GameCube oyunlarını oynayabileceğiz. Ve lisanslı olarak da ilk defa GameCube emülasyonu olmuş olacak. Evet evet doğru. Tabii daha bu önce hiçbir yerde olmadı. Bahsettiğimiz bu Xbox'ın Microsoft'un yaptığı gibi, yani online indirilebilir içerik. Gerçi orada CD de takabiliyoruz galiba, da destek verirse. Online içerik olarak indireceğiz. Herhangi bir GameCube oyunu fiziksel olarak CD'ye takmanız gibi bir şey söz konusu değil. Yok, sanal konsol olarak. Lisanslı bir emülatör. Anladım. Geçen hafta gözümüze çarpan haberler bunlardı. Dilerseniz konumuza geçelim. Bu haftaki konumuz neydi Cengiz? Pek başarılı olamamış konsollardan, hatta fiyasko olan konsollardan bahsetmeyi planlıyoruz da. Evet. Ecnebicesi neydi bunun? Ecnebicesi derken? Fail. Fail konsollardan bahsedeceğiz. Tabii bunu nasıl kategorize edeceğimize dair kafamda çok net bir harita yok. O zaman şöyle diyelim, yani bir... Benim var harita kafamda nasıl yapacağımızla ilgili. Tamam. Ya çünkü bunların kimileri gerçekten elde olan hardware'i bir şekilde tekrar kutulayıp paraya dönüştürmekle ilgili. Kimileri elde olmayan hardware'i yapıp çoluğa çocuğa kaktırma, bayramda yılbaşından önce çıkartılmış aletler. Evet. Kimileri de gerçekten çok iyi konsollar ama bir şekilde oyun desteklenmemiş, bir şeyler olmuş ve... ellerini üzerine bulaştırmışlar. Ki bu aletlere fail demek benim hala bir şekilde içimde cızlatıyor. Tabii. Onlardan da bahsedeceğiz. Peki yani şimdi bir konsolun başarılı olması, başarısız olması hangi kriterlere bağlı? Evet. Ona bahsedelim. Yani bir konsol ürettiniz, çıkartacaksınız. Tabii ki bu ilk önce bir içerik ve içerik sağlayıcılarla bir anlaşma. Bir şey, evet, anlaşma sağlamamız lazım. Yani konsolumuz ne kadar iyi olursa olsun, biz içerik konusunda zayıfsak bu elimizde patlayacak gibi görüyoruz. Yani 3-5 oyun çıkmış konsollar bile vardı. Geçen haftalarda sen bahsetmiştin yani bizim bu kayıt dışı sohbetlerimizde. Evet. 3-5 oyun çıkanlar bile var. Hatta burada Engage'i konuşabiliriz. 100 mü? 110 oyun mu? Nesi çıktı galiba sadece? 100'den az olması lazım. Mesela ya 24 mi 25 mi ne resmi başlığı var yani. Lisanslı oyunu mu? Evet. Peki Vectrex tarih olarak 82 yılında mı çıkmıştı Vectrex? Abi 1982 yılında Amerika'da çıkıyor. 83'te Avrupa ve Japonya'ya yayılıyor. Tabi Avrupa ve Japonya'ya yayılması Milton Bradley tarafından satın alınışına denk geliyor. İlk olarak General Consumer Electronics adlı bir firma tarafından üretiliyor. Böyle elde kalan monitörleri değerlendirmek. Ellerine böyle bayağı yüklü bir monitör stoğu geçiyor adamların. Ne yaparız ne yaparız diye düşünürken de General Consumer Electronics yani. Şimdi bütün aldığınız gördüğünüz Vectrex'lerde belki de Milton Bradley yazacak ama ilk o benim bahsettiğim Vectrex'lerde çıkış bu yazmıyor. Noktası, ilk çıkan evet, bu şekilde. Çıkış noktasında bu Milton Bradley logosu üstünde yok. Açılış ekranında da yazmıyor. Hatta Milton Bradley satın aldıktan sonra da General Consumer Electronics'i silmiş oradan. Böyle bir boşluk var yani orada açılış ekranında. Bendeki de Milton Bradley versiyonu zaten. Bence bu aletin tek bir günahı var. O da Amerika'daki oyun konsolları pazarı krizinin ortasına düşmüş olması. Yoksa cihazla ilgili ben herhangi bir kusur göremiyorum. Oldukça da orijinal bir görüntüleme sistemi var. Vektörleri kullanıyor bildiğiniz gibi. Ve ev ortamında vektörlerle oyun oynayabilmek o dönem için yapılabilecek bir şey değil. Bir de referans konsol 1983'te ne? Atari 2600 değil mi? Hı hı. Atari 2600'ün o blok blok görüntülerinden çok keskin, böyle çok jilet gibi görüntülere geçiyorsun. Tamam, bir renk bir şey yok ama o keskinlik insanı kendinden alıyor yani. Bir Vectrex'i emülatörden oynayanla canlısını gören Vectrex deneyimi yaşadım diyemez yani. Evet. Emülatör kesinlikle karşılamıyor. Ben sende gördüm ilk defa Vectrex'i. Sadece tek sende gördüm, ilk defası yok bunu. dediğin gibi o ışıl ışıl vektörlerin parlaması ayrı bir deneyim. Şey dedin, konsol krizi, oyun konsolları krizinin ortasına düştü dedin. Evet. O ortasında mı piyasaya sürdüler yoksa piyasaya maalesef sürdükten sonra mı başladı? Maalesef ortasında. Yani tam böyle ateşli olduğu zamanlar 1983 yani, yılında. Bile bile lades dediler aslında. Kendine çok güvenmekle alakalı da olabilir. Aynı hatayı yapmayacağız diyerek saçmalamak da denilebilir. Yani Vectrex çok güzel bir cihaz gerçekten. Hı hı. Hani maddi açıdan başarısız olmuş konsollar arasında benim için en özel olanlardan bir tanesi. Hani Vectrex kadar çok istediğim bir tane daha yoktu bu az duyulmuş konsollar arasında. Onu da elde ettik sağ olsun. Atari 2600 var o zamanlarda dedin. Atari 2600 tabii yani çok başarılı bir konsoldu. Hala yani bu eski oyunlar, retro oyunlarla ilgilenen çoğu insanın elinin altında bulunuyor. Bu büyük başarıya rağmen Atari de belirini doğrultamadı ya 2600'den sonra. Ya zaten
Atari'de ne? Atari 2600 zaten olayı batırdı aslında. Evet. Pong konsollarıyla el ele vererek. Biliyorsunuz Atari 2600 konsoluna oyun çıkarmak için herhangi bir lisanslama yapmak gerekmiyor. Yani herhangi bir firma Atari 2600'e ben oyun çıkaracağım deyip zart diye çıkarabiliyor. Hepsi homebrew yani Atari 2600 oyunlarının. Çünkü hiçbir şekilde o kopya koruma sistemi yok. Hani köpek maması yapan heriflerin bile Atari 2600 oyun yapmışlığı var. O oyun da şu anda en çok aranan oyun, en pahalı oyun. O oyunlarda Gülfer'in bir yüksek lisans ödevi vardı. O konulara bakmıştık. Atari 2600'de dediğin gibi reklam amaçlı. Dağıtan yani ürün yapıyorsun. Şimdi ürünleri unuttum. Örneğin Conflex yapıyorsun işte. Conflex'in yanında kutunun arkasında Atari 2600 kartuşu var. En çok bilinen Pepsi ve Coca-Cola oyunları. Bizim kullanım makinelerde de var galiba bunlar. Bir diş macunu firmasının vardı. Evet. Dediğin gibi devamlı yani önüne gelen diş basabiliyormuş. Evet ya. Anlam veremediğim oyun. Basıyormuş. Çünkü çok zor bir şey değil o zamanlar o oyunları yapmak. Çok da matah oyunlar değiller diğer 2600 oyunlarına i̇şte göre. İşte piyasayı batıran o değil mi zaten? Evet. İnsanların yani, bezmesi artık. Oyun komasına girip ve hepsinin de gerçekten çok kötü. Günümüzde shovelware tabir edilen oyunlardan olması. Pong'lar da az değil. Şimdi Pong'a atıyorum 1977'de çıkmış. Pong nasıl? Köşeli böyle abuk subuk bir şey, tamam mı? Sky sert hatları olan bir kutu. Ulan 83'te bir Pong yapıyor adam. Dersin ki bu ne oynatıyor acaba? Yani hiç Pong demezsin. Onu da fişe takıyor. İki tane çubuk o çıkıyor ekrandan. Yani. Adam diyor ki lanet olsun hani artık. Yani ısıtıp ısıtıp tekrar tüketicinin önüne vermesi biraz küstürüyor. Kitleyi bezdirdi. Atari ama yani daha sonra şeyi falan yapıyor işte. Jaguar yapıyor. Jaguar'a kadar arada bir de 5200, 2600 de aynı nesilde çıkıyor değil mi? Yani. Aynı nesilde sayılıyor onlar. Aynı sonra 7000... Evet. 7200 müydü? Neydi onun numarası? 7800. O biraz daha düzgün oynanabilirse. Coleco ayarında bir makina. Yani Coleco'dan biraz daha tabii o kadar estetik değil grafikleri açıkçası. Biraz daha blok. Yani 2600'den sonra bayağı cennete düşmüş gibi geliyor insana tabii da. Tabii ki tabii ki. Ama o zaman da rakibinin NES Master System olduğunu düşünürsek hiç şansı olacak şekilde değildi yani. Peki ayrı bir şey soracağım size. Bu 2600'ün esprisini biliyor musunuz? Hep 2600 üstte koya koya gidiyor işte. 2600, 5200, 7800 falan öyle üstüne koya koya gidiyor adam. Espridir belki sadece ya. Bir Xbox'ın bile yani. 360'tan sonra 720 gelecek zannediyordu insanlar ya. Ama yani orada Xbox'ı işte adam 360'ı koyarken de, One'ı koyarken de isme nazire yapan bir mantığı var. Yani 360 işte çevrenizi saracak. One tek makine olacak şeyde. Evet. 2600'ün ne? Neden ismi 2600 ben de bilmiyorum. İlk başta 2600 falan değil. Video Game Computer diye çıkıyor. VCS. Evet, VCS. Ondan sonra 2600 ismini alıyor. Belki üstündeki çiplerle falan ilgilidir. Futuristik bir yıl gibi bir şeydir belki ya. Hiç bilmiyorum ya. Hakikaten de hiç merak etmedim bilmiyorum. 2600 nedir. Jaguar'la ilgili söyleyeceğiniz var mı? Ben hiç görmedim, oynamadım, elime de almadım. Bilmiyorum yani. Jaguar ciddi anlamda başarısız bir makine. Bitten dem vurarak mevzuyu götürmeye çalışmış. Hatta bu şekilde reklamları o konsoldan daha da ünlüdür. Kaçtı? 64 bit miydi sözde? 64 bit diyor. Düşün 1993'te 64 bit diye çıkıyor. Hani daha 32 bit bile ortalığı eline geçirememiş yani. Biz diyor 64 bit yaptık diyor. Ne yapıyor? İçindeki o bir sürü abuk subuk işlemcinin bitlerini topluyor. Al sana 64 bit diyor adam. Oradan bunu topladım. Biraz TurboGrafx'in yaptığı gibi aslında. Ama TurboGrafx hiçbir zaman... Ha isminde var 16. 16. Aslında. Ve video işlemcisi de gerçekten 16. Herhangi bir 8 bit deneyimi gibi değil. Oldukça farklı bir şey sunuyor aslında. Ama temelde baktığımız zaman 8 bitlik bir işlemcisi olan makine. Bu Street Fighter'ın o dönem için güzel bir portu, hatta çok iyi bir portu olduğu söyleniyor TurboGrafx'teki için, ama TurboGrafx bizim için bir başarısızlık sayılmaz. Japonya'da oldukça tutmuş. Tabii ya PC Engine formatıyla tutmuş da Amerika'da TurboGrafx olarak biraz batmış, ama o bizi bölgesel olarak batmışlık bizi çok enterese etmez. Bir sürü oyunu çıkmış zaten. Bu TurboGrafx'in yanında Turbo şey Express. Evet. El oyunlarına geçince Express var. O biraz sanki fail olmuş. Aynen öyle. Evet, TurboGrafx'in burada başarısından bahsederken başarısız olan kısmı sokağa çıktığımız, yani el konsolu diye tabir ettiğimiz kısımda Turbo Express diye bir ürün çıkartıyorlar. Evet, Game Boy'a direkt rakip olarak çıkan bir ürün. Aslında Game Boy'un piyasadaki başarısından feyz alıp diyelim gaza gelmiş bir sürü firma var böyle, biliyorsunuz. Hani Game Gear var bunun, Lynx var. Daha böyle bölgesel. Lynx yine Atari'nin yine patladı. Daha böyle bölgesel olarak Supervision falan var vesaire. O Supervision'a çok girmeye gerek yok çünkü çok bölgesel gerçekten o. Rakamlarla konuşacak olursak burada Turbo Express meselesinde Game Boy'un 118 milyon sattığı bir pazarda, ama tabii ki bu 118 milyon ne? İşte Game Boy'un ilk çıktığı günden Game Boy Color'ın son üretildiği güne kadar ki. Evet.
satışları kastediyoruz. Tabii arada revizyonları da giriyor işte. Paket light. Oluyor, light oluyor. Evet. 8 bitlik Game Boy serisinin tüm hepsini kapsayabiliriz bunun içine. Renklisi, renksizi. Tabii Advance ayrı bir seri artık. Advance'e girmiyoruz orada. Bu arkadaş sadece 1,5 milyon satmış ve gerçekten çok iyi bir konsol aslında baktığınız zaman. Hani böyle bir zayıf bir tarafını ben görmüyorum açıkçası. TurboGrafx'in Seagar versiyonu, yani güzelliği oradan geliyor. Hiçbir farkı yok TurboGrafx'ten. Tamam. Mesela çok oynayanlar, ben kendim oynamadığım için çok tabii ki sayısal değerlere bakarak, işte videolara bakarak konuşuyorum. Televizyon ekranına göre yapılmış olan oyunları, yani Turbo Express piyasaya sürülmeden önce yapılmış PC Engine oyunları veya TurboGrafx oyunları televizyon ekranına göre yapılıyor ya. Sprite'lar çok küçük kalıyor. Yani oyundaki adamınız ekranda çok küçük kalıyor. Ve erken teknoloji bir LCD'si olduğu için üstünde birazcık böyle gölgelenme oluyor ekranda. Blur efekti oluyor. Game Gear'da Master System dönüştürücüsüyle oynadığımız oyunlarda da bazı oyunlarda aynı sendromu yaşıyoruz. Büyük ekran için tasarlanmış kimi yazılar okunmuyor bile ufak ekranda. Bubble Bobble'ın bende iki versiyonu da var. Hem Game Gear hem Master System var. Gerçekten Game Gear versiyonunu tercih ediyorsun Game Gear'da oynarken. Çünkü diğerlerinin ne yazısı okunuyor. Aslında oyun içerisinde çok sıkıntı değil de Bubble Bobble'da çok fazla bir görsellik olmadığı için. Hani teksti okumak istediğin de gerçekten ızdırap, yani Master System'i Game Gear üzerinde okuyamıyorsun. Peki Turbo Express'i, diyelim ki Turbo Express çıktığında sen de pazarda bir alıcıydın. Bu dediğin nokta seni alman konusunda, ya bu da böyleymiş alınır mı diye etkiler miydi negatif yönde? Büyük ihtimalle etkilemezdi çünkü internet diye bir nimet yoktu o zamanlarda. Tabii ki ordunun elinde vardı ama onlar da Turbo Express incelemesi yapmamıştır herhalde büyük ihtimalle. Kuvvetli muhtemelen. Yani benim için Ne olurdu beni olumsuz etkileyen, beni Turbo Express'ten uzaklaştıran? Bir kere fiyatı olabilirdi. Çünkü $50 civarına satılan, hadi $60 olsun Game Boy, $250'a çıkıyor abi piyasaya. Çok ciddi bir rakam farkı. Yani sen bütün sülaleye Game Boy alırsın o parayı. Onu diyeceğim. 3 tane çocuğum var. Üçüne de Game Boy alırsın. Kalan $100'la da böyle işte al çocuklar, istediğiniz oyunda buradan seçin dersin. Bir de içinde kullanıldığı kapasitörler ve ekran LCD modülünden dolayı kutudan sıfır aldığın ürünlerin bile bozuk çıkma durumu olabiliyor. Çalışsa bile çok uzun süre gitme ihtimali yok. Dayanıklı bir alet değil yani. Yani dayanıklı bir alet aslında, hafiften modlarsan şu an günümüzde çok düzgün kullanılamayacağız. Ama Game Gear'daki gibi kondansatörlerinin kalitesiz olma durumu var. Bir de her zamanki gibi pil mevzusu var. Pili içen bir cihaz bu da. O zaman şöyle, pil konusuna da girmişken şöyle yapalım isterseniz. Bu Game Boy çok ciddi bir başarı sergiliyor. Ticari açıdan, popülerlik açısından, ama bunun rakipleri olarak gördüğümüz işte ne var? Atari Lynx var, Turbo Express var, Sega Game Gear var. Nomad bile onun rakibi sayılır yani Game Boy'un. Nomad'ı koyabilir miyiz? Rakibi sayılır. Yani çünkü Game Boy serisi. Turbo Express ile Nomad'ı ben tam olarak ev konsolu olduğu için aslında bu cihazlar mobil rakibi olarak saymıyorum ben kendim. Şey değil mi diyorsun? Menşe ev konsolu olduğu için mi? Yani hem menşe ev konsolu olduğu için, hem yani sokakta devasa hani Who kartlar neyse de koca Genesis kartuşlarını kaç tane yanına alabilirsin abi? Ve Nomad'ı sokağa çıkarttığın zaman 3 saat değil 2 saat mi 1,5 saat mi ne giden bir pil süresi var. Yani Nomad da çok istediğim bir cihaz. Çok güzel bir koleksiyon parçası. Evet, benim de ama sokakta kullanmak için de bir o kadar iğrenç bir cihaz. O zaman şöyle diyelim. Atari Lynx, Sega Game Gear, Turbo Express'i katmıyoruz. Bence değil. Turbo Express'i katmıyoruz. Bu konsolların başarısızlığı Game Boy'un karşısında oluyor. Yani rakipleri belki de Game Boy diye bunlar başarısız oluyor. Abi bir de şöyle de bir gerçek var. Hani ekonomi diye bir gerçek var ya ortada. Hani ortada Game Boy diye bir şey olmasaydı bile belki de bu fiyatlar gene küstürecekti alıcıyı. Çünkü Turbo Express'e bakıyorsun $250 çıkmış. İşte Sega Nomad'e bakıyorsun, fiyatını bulamıyorsun kağıtta. Yani yazmamışız. Yani bu da tahminim 300 ucuz küsur bir dolar bir şeydi. 340 dolar mı 349 dolar mı ne, öyle bir şey vardı. 50'ye doğru gidiyordu, 350'ye doğru. Hani el konsoluna $350, ki biz şimdinin parasıyla düşünmüyoruz bunu. Evet. Enflasyon diye bir gerçek var. Sega Nomad 400'e gelir. Bu da nereden baksan $300 gelir günümüz parasıyla. 1000 liraya el konsolu. Bir de o zamanlar biraz daha hani genç işi ya bunlar. Babandan sen bekliyorsun ki $1000 sana şey alsın, oyun konsolu alsın. Hele vicdansız. O zaman ben demem bir Switch çıksın da 1500 lira civarı olsa alırız ama biz diyorsun. O hibrit, o ayrı bir şey. O hibrit değil. Ev konsolu. Hatta geçen Switch'i ben onu, bak yemin ediyorum korkumdan yanıma alamam.
Hani bir şey olacak, ekranına vuracağım diye. Vallahi almam ya. Evde dursun, burada oynayalım hep beraber yani. Geçen, fark etmez. Switch'i çok güzel andım ben. Nintendo DS'te Chrono Trigger oyununa başladım. Felaket sardı beni. Çok heyecanlı bir oyun. Eve geldiğim zaman oyunu oynamaya devam ettim ama düdük kadar oyundan da oynamak istemedim. Cengiz'e şey dedim, abi bu Switch çıktığı zaman çok tutacak çünkü aynı oyunu şu an ekranlar oynamak istiyorum bir şekilde. Devam yani etmek istiyorum. Orada senin direkt deneyimin vardı. Nintendo dedik, o zaman Nintendo'dan gidelim. Nintendo hep başarılıyoruz. Yani NES başarılıydı. Super Nintendo başarılı. Hı hı. İşte Wii falan hep başarılı ama arada gittiler Virtual Boy diye bir şey çıkarttılar. Yani. Bak, orada Nintendo'nun en büyük başarısı Game Boy. Zaten video oyun tarihindeki en büyük ikinci başarı Game Boy. Birincisi de PlayStation 2 diyebiliyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi Game Boy kim ortaya çıkardı? Kim tasarladı bunu? Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi değil mi? Game Watch'ları da o adam tasarladı sonuçta. Çoğunu. Birçoğunu. Hani konsepti en azından o çıkardı değil evet. mi? Yani Nintendo'nun hani bitinin kanlanma sebebi bunlar. Anlatabiliyor muyum? Nintendo'nun güçlenme sebebi olan şeyler. Özellikle Game Watch dönemleri vesaire. Ve Game Boy'da adamların en büyük başarısı. Oradan işte Virtual Boy'a geçiyoruz. Virtual Boy da Gunpei Yokoi tarafından tasarlanmış. Nintendo'yu deli zarara sokmuş bir şey. Ve adamın da kariyerini bitirmiş bir şey. Adam hani böyle bir başarısızlığı artık hazmedememiş de istifa etmiş firmadan. Ama şimdi onu yaptığında da takıp kafana... Yani ben yine farazi konuşuyorum. Yine yani bu Virtual Boy'a da erişmek, görmek nasip olmadı. Ama abi hani zevk vermeyecek gibi gözüküyor. Yani benim dışarıdan gördüğüm. Virtual Boy yine bir yılbaşı zamanında yetiştirildiğin için aslında neredeyse prototip bir cihazdı. Bir de şirket içi konuşmalardan bizim dışarıda kulağımıza gelenlerden kimileri arkadaş biz olduk. Artık ne bassak satıyoruz. Çok değişik bir şirket olduk biz. Koyun bunu da bakın görün nasıl satacak çocuklar diye. Hazır olmayan göze mi takılacak, standta mı oynanacak, nasıl oynanacağı bile belli olmayan çok başarısız bir oyun sunuyorlar. Bir de şey, bir de Nintendo'nun kendi teknolojisi olmadığı için bu, bünyede daha hazmedemeden dediğin gibi aceleye gelmesiyle, zaten böyle renkli düşünülüyor, renkli LCD'ler kullanılması falan planlanıyor. Aceleye gelmesi diyorsun, Virtual Boy Virtual Reality'den geliyor herhalde. Yani tabii, kafaya evet. takıyorsun, Virtual Reality 2017'deyiz daha takıp bakmadık yani 2016 sonlarında yeni çıktı. Bu 3D hani ya. 20 sene sonra artık teknoloji oturmaya başladı. Bir de teknolojisinin ilerisinde çok fazla fanteziye girip de böyle işler yok ama yapmamak 90'lı yıllarda üstüne ayrı bir program yapabileceğimiz kadar fazla virtual reality ve 3 boyutlu bilgisayar gözlükleri çıktı. Henüz hardware buna hazır olmadığı için hep patladı. Hatta işte NES'inde, Master System'inde yine aktif şu anda IMAX'in kullandığı teknolojiye sahip gözlüklü 3 boyutlu sistemleri var. Sende Master System'in vardı galiba var. Değil mi gözlük? Evet, kırık mırık ama çalışıyor. Ya işte ama dediğim gibi yani teknoloji hazır değil. Ya senin orada kullanabileceğin da, teknoloji daha temeli atmamış. Orada da 3D ile zaten virtual reality'nin biraz çizgisini ayırmamız lazım. Hani birçok insan gözlük takıyorsun of da diye çok değişik bir şey. Oradayım. Ha. O virtual değil işte o 3D. Virtual apayrı bir şey. Aslında virtual'ın da yani virtual reality'nin de o sanal gerçekliğin de 90'larda gümlemesinin nedeni tüketici ürününe dönüştürülebilecek kadar randıman vermemesi ve taşınabilir bir hale gelememesi. Taşımak derken kafana koyduğunda boynunu kırmamasından bahsediyorum. Ben hala şu an satılan ürünlerin bile randıman vermediğini söyleyip bayağı tartışmalara yol açacağım da neyse. Ben hala denemedim ama herhalde bu hafta sonu bir saat falan deneme imkanım olacak gibi. Sony mi? Sony değil. HTC. HTC. Olabilecek en güzel deneyim yaşayacaksın. HTC bakalım eğer ayarlayabilirsek deneyimlerimizi de burada paylaşırız. İnşallah beni de çağır belki gelirim. Tamam beraber gidelim. Gördünüz mü beni çağırmıyorlar. Senin de mi provan falan oluyor senin, ya? Beni de çağıran olmadı. Beni çağır dedim. Sen de beni dedin ya. Beni de çağırdı. Ne olacak yani? Virtual Boy böyle bir patlama yaşattı. Nintendo'ya ta ki nereye kadar? Herhalde Wii U'ya kadar. Nasıl yani? Takip Wii U. Nintendo'nun bir büyük patlama. Yıkımı Wii U'da yaşadı diyorsun. Ya ben ama Virtual Boy'la onu aynı kefeye koyamazsın abi. Hayır, Virtual Boy gerçekten bir rezalet. Ha tabii canım rezalet tabii. Bir durum yani. Virtual yani. Boy bu arada toplam 22-25 oyun mu çıkıyor Amerika'da? Yani şu an kesin rakam yok elinde evet. ama hani kesinlikle 50'den daha az oyun çıkıyor bunlar. Yok, onları hep yazacaktım da işte unuttum ben onları. 50 değil bu. Nerede izlemiştim? Bu James Rolfe'nin kanalında izlemiştim galiba. O hepsini koymuştu böyle. Dediğin gibi bir avuç oyun vardı. Aynen öyle. Hani bir de şey çok ilginçtir. Bu Virtual Boy'un içinde 32 bitlik işlemci var. Evet. 32 bitlik işlemcinin de diğer donanımın zayıflığından ve iki ekranı aynı anda idare etmesi gerektiğinden dolayı bir nefesi kesiliyor yani.
Yoksa aslında Virtual Boy'un donanımı biraz değiştirilirse çok daha güçlü oyunları oynatabilecek aslında kapasitede bir donanım. Düzgün optimizasyon edildiği zaman şu anda Homebrew Street Fighter 2 Turbo'nun bir Virtual Boy için ev versiyonu var diyeyim. Fanları tarafından yapılmış. Ben internetten izledim videosunu. Tamamen oynanabilir bir oyundu. Bir de bir şey diyecek mi? Emülatörde mesela deneyebiliriz değil mi bunu? Tabii tabii. Hatta Wii'de çok güzel bir emülatörü var. Yalnızca sol gözü seçip kırmızı özelliğini kapatabiliyorsun böyle. Şey diyorlar bir de. Bu bizim hani dandik virtual gözlükler var ya. Telefon sokuyoruz içine. Evet, evet. Bütün telefoncularda satılıyor. Onlar için Virtual Boy'un emülatörünü var. Deneyimlemek için çok iyi bir fırsat olabilir, diye doğru duydum. Benim olayla ilişkim orada zaten. Hani ondan sonrası devam etmedi. Bir heveslendim böyle. Sırf bu emülatör için alırım dedim. Ama öyle bir emülatör var mı onu bile araştırmadım. Var açıkçası diye biliyorum, bu şey plastik Google Cardboard tipi gözlüklerde çalışan. İşte o çok harika bir emülatör deneyimi olabilir gerçekten de. Cardboardlar değil de hani ben Cengiz deyince bu çıkan plastikler var ya, beyaz yanında VR falan i̇şte yazıyor. Şey, onlar cardboard bazlı o. Aha, yani şeye gelecektim. Şimdi bu zımbırtıyı biz gözümüze takıyoruz ya, ben ne kadar üstünde bir lens de olmasa, bir plastik de olsa, ben onları gözümün önüne getirmek istemiyorum. Abi ya. Ben 50 şey liralık, denedim ben. 50 liralık cihazları. Denedim, şey izledim, yarım saat falan film izledim. Ne gözüm yoruldu ne bir şey. Hiçbir şey olmadı. Nedense ayarlıyorsun. Net olana kadar ayarlayabildiğim birkaç noktası var. Ha, diyeceksin Samsung'un Gear'ı o kadar para veriyorsun, çok mu matah? Bilmiyoruz ama ben dediğim gibi 40 liralık 50 liralık şeyi öyle gözümün önüne getirip de izlemeyi pek istemiyorum. O zaman yani sana Google'ın yeni kumaştan ürettiği gözlüğü tavsiye ediyorum. Çok rahat, çok güzel. Arkada bir şey. Arkada lastiği var falan. Baktın değil mi? Yo, ben gerçekten ciddiyim şu anda. Şaka değil mi? Çok rahat bir şey. Ben ergonomisinden bahsetmiyorum ya. Şimdi Google yapıyor. Bir yapmıştır. Güzelinden koymuştur. Google'sa tamam olur o zaman. Şey vardı ya. Güzelinden koydu şimdiye kadar. Virtual Boy gibi böyle kırmızı ekranda şey vardı. Tiger'ın ne? Arzon. Arzon vardı. Anlamadın ya. Virtual Boy yaptı diye biz de yapalım. Değil mi? Orada şey gibi böyle doktorların burada şeyler olur ya. Abi mesela Virtual Boy için en azından oyun deneyimini mahvediyor. O Tiger Zone dediğin şey hayatını mahvediyor. Ama orada da şey var işte. Arka planı da görüyorsun. Mesela evde takılıyorsun. Augmented reality diyorsun. Rezalet o ya. Ondan bende bir tane var. Onlarda da klasik şey olan ekran kırılıyor hemen. Ben çok istemiştim biliyor musun? İlk gördüğüm zaman çocukken Migros'ta Batman ve Robin vardı oyunun. Ama kesinlikle. İlk de almamışız. Evet. Ama doğru bir yaklaşım. Virtual Boy'u taklit etmek üzerine bir durum bence. Tabii canım, Virtual Konu Boy falan da benziyor. Mavi LED kullansaydı Arzon'da mavi çıkacaktı tabii ki de. Ya pek böyle kullanışlı görünmüyor ama her deneyende şey diyor bu Virtual Boy'un kolu için ya. Çok başarılı bir gamepad diyorlar. İki D-pad'li değil mi? Garip evet. Bir alet. D-pad'in yanında diğer tarafta hani tuşları da var. Gayet iyi diyorlar. Tepkisi burada işkembe atıyor şu an. Uzaktan yani görmüştüm yok benim. Deneyenler. Yani, deneyenler için konuşuyorum. Ya Tiger'ın bu yaptığı oyun konsolları doğru düzgün tutan var mı? Ya da denemeleri ne? Abi, tutan dersen yani satış olarak bakacak olursak çok başarılı bir firma Tiger. Çünkü inanılmaz bir şekilde bu el atarısı dediğimiz LCD tipi oyunları üretip satıyor. Satıştan bahsetmiyorum ben. Deneyim açısından ya bunlar çok güzel olmuş dediğiniz var mı? Vardır ya. Var mı? Basit sistemli oyunlar vardır abi. Mesela şimdi Sudoku diyelim. Bence oyun değil Sudoku. Beceremem. Matematik falan kötü ondan herhalde ama. Mesela Sudoku'yu nasıl kötü yapabilirsin ki? Rakam yazıyor. Hani rakam yazıyor. Bu tip oyunlarda bence Tiger'da başarılı olmuştur ya, yani. Tiger başarılı olmuştur ama Çin'deki 2 dolarlık o Yuan Fert yapan o firmalarda başarılı olmuştur. Çok matah evet. Bir şey değil yani. Onu diyorum hani. Gamecom hakkında ne diyeceksiniz peki? Gamecom hakkında benim ek sözlükte yazdığım uzun bir gömücü yazı var. O zaman sen gir abi. Gamecom olacak gibi bir şey değil. Gamecom monokrom ekrana sahip, düdük makarnası kadar işlemcisi olan, cidden çok çok başarısız bir alet. Ekranı gölgelenmeden başka hiçbir şey yapmıyor. Arka aydınlatması tabii ki yok ama odadaki aydınlatma ne kadar fazla olursa olsun Gamecom'un ekranını görmekte sıkıntı çıkartıyor. Evet, görünmeye başladığı noktada ekranda yansımalar da başlıyor. Ve standart oyunları ortalama sanıyorum 10 FPS, 15 FPS civarında çalışıyor. 10 çok iyimser bir rakam oldu. Bence gerçekten slideshow gibi. PowerPoint sunumuna yakın bir FPS'si var. Bu hıza rağmen Resident Evil, Duke Nukem, Sonic, hani böyle çok iddialı başlıklar var bu alette. Benim Gamecom'da ilgimi çeken tek şey çift kartuş alması. Yani alet büyük versiyonu, iki versiyonu var bunun. Bir de Gamecom'un ufağı var. Evet, ufağı var. Büyük versiyonu iki kartuş alabiliyor.
sanıyorum 20-30 tane oyunu var. Herhalde 2 kartuşluk oyun çıkacağını falan hayal etti bunlar. Oo, biraz yüksek tartmışlar. Ha bu arada niye yapası ki? Bu arada şeyi söyleyeyim. Gamecom siyah beyaz dedik, işte gri tonlar bile değil. Siyah beyaz, ışık aydınlatma yok, ekran çok kötü, dokunmatik hiçbir oyunda çalışmıyor. Alet ekmek, yarım ekmek boyutunda ve 2000 yılında piyasaya çıkmış bir cihaz bu. Şey, 2000 yılında üretimi duruyor. 97'de çıkmış abi. 97'de mi? Ha tamam, 90'da, pardon, yanlış okumuşum. Gene de şey değil. Yani Game Boy baktığımız zaman azıcık geriden gelmişler. Yapmaya çalıştığı hani boyuna bakmadan değil mi? Boyu ekmek kadar yapabilirdi aslında belki de. Hani ben Tiger'ım deyip geri çekilmesi gerektiği noktada çekilmediğini gösteren şey ise şu. İçine değil dışına modem takılabiliyor. Şey, özel bir modemi var. Mailine bakıyorsun. Business. Modemi takıyorsun, onu da kabloyla... Evet, Ethernet. Ethernet'e bağlıyorsun, yani, mobil oluyor. Bakalım bana Cengiz hangi fıkrayı göndermiş diye bakabiliyorsun. 97 olduğunu düşünürsek bunun. Ama bir top o zaman şey alıyorsun, Ethernet kablo, beline doluyorsun. Yok, böyle dolaşıyorsun şeyde. Yok, iş adamısın, oteldesin, Ethernet'e evet, bağlıyorsun. Yani. Ama yanında her nedense Gamecom var. Yani eğlenmeyi seven bir iş adamı. Bu arada bu üzülmeyi severmiş. Wikipedia bilgilerine göre de bunun hani bu konsol piyasadan kaldırıldıktan sonra Tiger'ın diğer projesi arz olmuş zaten. Ha. Bundan sonra çıkmış. Arzon ama iyi yapmışlar. Bayağı yapmışlar. Bundan ders almışlar yani. Arzon dediğimiz alet de bu arada Tiger'ın her zaman bildiğimiz LCD tipi ürünün gözümüzün önüne arkasından ışık sızacak şekilde kafamıza bağlanmış versiyonu. Hani Gamecom gibi. Gamecom'u ben biraz daha oyun konsolu olarak sayabiliyorum. Ama diğer LCD tipi oyunları Tiger'ın cidden beterdir. Gamecom aslında olmamış bir Wonderswan gibi bir şey aslında. Wonderswan. Wonderswan evet. Ne kadar oldu sizce? Wonderswan iyi mi yani? Hani... Wonderswan çok başarılı bir konsol bence. Zaten Gunpei Yokoi Virtual Boy rezaletinden sonra Nintendo'dan istifa edip Bandai'ye katılıyor. Ve işte Wonderswan'ı tasarlıyor. Aslında gene aynı adamın, Game Boy'u tasarlayan adamın çıkarttığı bir konsoldur. Şey, Bandai'ye katılmıyor da kendi firmasını kuruyor. Ortaklık. Firmalar ortaklık evet. Yapıyor bu projede. Japonya dışında herhangi bir yerde satılmadığı için çok büyük fikrimiz yok Wonderswan hakkında. Evet, ama oyun ithal edip oynama şansımızı da düşük çok görüyorum. Yani yalnızca arcade ve puzzle tipi oyunlar oynayabiliriz. Japonlar biliyorsun RPG seviyorlar. Oyun kitaplarının büyük bir kısmı RPG olduğu için de şu an hadi bir Wonderswan'da siyah beyaz Japonca RPG oynayalım demiyor. Tabii yani bölgenin çok önemli var. Dediğim gibi. Demiyoruz yani. Wonderswan Japonya'da başarılı oldu. Belki Avrupa'ya çıksaydı yüzüne bile bakmayacaktık. Yani buna benzer şeyler oldu. Öyle oyun örneğin, kültürü farklı. Tabii örneğin Satürn'de böyle bir şey oldu herhalde. Yani Japonya'da falan iyi giderken işler diğer Amerika'da, Avrupa'da falan bekledikleri gibi gitmemişti. Maalesef öyle oldu. O da şeyden, acelecilikten, bir de Sega Amerika'nın kendi başına buyruk olmasından kaynaklanan bir durum. Yani hem kendi içerisinde birbirlerinden haberleri yok. Hem de Japonya'da ne olup bitiyor? Bir telefon açıp sor kardeşim yani ne yaptınız, ne ettiniz, ne çıkarıyorsunuz? Büyük jeton at. Oyun geliyor mu? Oyun gelecekse biz burada promosyonunu yapak falan dememiş adamlar. Ya bu almadı ya deyip piyasadan kaldırmışlar, düşünsenize. Japonya'dakiler de kızmış. Ne yapıyorsunuz diye yani. O kadar şey iş yaptık biz, siz ne yapıyorsunuz? Ki adamlar bıraktıktan kaç sene sonra oyun çıkmaya devam ediyor. Amerika'da bıraktıktan sonra. Ve çıkan oyunlar da öyle tıraş oyunlar değil yani. Yani oldukça kaç sene sonra mod chipine gidiyor, alıyor da takmaya çalışıyor burada. Takıyor, konsolu yakıyor falan. Değil mi yani, öyle şeyler oluyor. Bu arada mod chiple alakası yok konsolu yakmamın. Kendi kişisel salaklığım tamamen. Estağfurullah. Şey peki öyle, diri... Israrcıyım, altını çiziyorum. Satürn'den sonra Dreamcast şeye göre... Kullandığı donanıma göre falan beklediği yani hak ettiği yere gelmiş mi gelmemiş mi, yoksa hakkı bu muydu? Bir şey diyorsunuz mu? Şimdi Dreamcast mi? Dreamcast. Günümüzde hak ettiği ilgiyi fanları tarafından görüyor. Hala oyun çıkan bir cihazdan bahsediyoruz ama çıktığı zaman 32X, Saturn gibi batı tarafını zaten hayal kırıklığına uğratmış olan Sega... Hani ağzıyla kuş tutsa da, ki tuttu Dreamcast, gerçekten ağzıyla kuş tutmaktır bence. Tuttu. Çok başarılı bir konsol. Başaramadı. Ne yapıyorlar biliyor musun o noktada? Şimdi Saturn'da bir... Hayır, küstürüyorlar ya milleti. Ya biz bunları çok küstürdük. Biz en iyisi, şimdi farazi konuşuyorum rakamları. Dükkan başına 5 tane getirelim Dreamcast'ten de diyorlar. Zaten kalacak diyorlar, hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir karamsarlık durumu var. Ve hepsi bitiyor. Bütün oyunlar bitiyor raflardan. Bütün konsollar bitiyor. İnsanlar Dreamcast, Dreamcast diye ölürken... Adamlar konsol satamıyorlar çünkü az üretmişler. Depo parası vermeyelim. Yok işte... Üretme abi o zaman. Ne. Bu mantıktaysa hiç üretme. Ama hiç. Japonya'da satıyor ya, o ayrı bir pazar yani. Oradaki ayrı bir pazar. Sonradan ne oluyor? PlayStation 2 çıkıyor. PlayStation 2 çıkacağım diyor yani. Daha dur, çıkmıyor daha da. Bekleyin diyor, öyle Dreamcast'le falan paranızı harcamayın.
Ben hem DVD oynatan düşünsene diyor. Odanda DVD izleyeceksin diyor. Oyun da oynayacaksın diyor. Hem düdük kadar diskler değil diyor. Gerekirse DVD'ye basarız la oyunu diyor. Ve çok acayip oyunlar çıkıyordu PlayStation 2. Yani aslında Sony ile Sega birlikte küreyi kazmaya elini alıp Dreamcast'i gömmüşler diyebiliriz. Gömmüşler. Bu da Sega'nın konsol piyasasındaki sonu mu olmuş? Evet. Yani hardware konusunda sonu oldu ve başarısız olmuş donanımların aslında kötü konsollar olmadığının da en büyük kanıtından biridir Dreamcast aslında. Gerçekten çok başarılı bir alet. Ya şimdi özellikle. Sega'da bir de şöyle bir şey var. Şimdi Master System tamam güzel başarılı. İşte Genesis'ler, Mega Drive'lar gidiyor ama işte Game Gear'da çöküyor adam. Nomad beklediğini bulamıyor. Üstüne... Game Gear aslında çok onlar şey diye görmüyorlar. Yani mesela Game Boy çok büyük bir rakip olarak gördükleri için zaten yaptıkları satışı bile şey diyorlar yani. Yaptık canım bu oldu hani sattık evet. diyorlar. Ondan memnun onlar aslında. Bir de şey de vardır ticarette yani zarar edeceğini bilirsin ama hem rakibini yalnız bırakmak kestir. Hem de kafalarda hatırlanma sağlanması için. Örneğin işte bu Coca-Cola'nın falan reklama vermeye ihtiyacı yok ama bangır bangır reklam veriyor. Yani hafızayı tazelemek, hatırlatmak için. Öyle de bir şey olabilir dediğin gibi Sega mesela, Game Gear. Şimdi evet çünkü Nintendo ile Sega'nın o dönemde özellikle Amerika'da çok büyük bir çatışma durumu vardı ya. Rekabet durumu vardı. Ondan hani biz de piyasayı boş bırakmadık Game Boy'a. Tabii mantıklı. Konsolu piyasası. Sega Saturn'de Amerika'da bir strateji hatası. Üstüne Sega Dreamcast'te strateji hataları. Sega zaten kaç tane konsol gömdü abi, böyle Sega yani. 32X ve Sega CD'yi de ayrı bir konsoldan sayarım ben. Bunları da başarısız oluşları tamamen yine basın açıklamalarıyla evet. ve stratejik hatalardan dolayıdır aslında. Bunlar da bir şekilde satacak düzgün donanımlardır. Hı-hı. Yani normalde Sega yönetim kurulu binasına böyle veya odasına daha az kokain bir mikrofon koysan dışarı sızacak bilgileri adamlar kendileri sabır sabır mikrofonun önünde söylemişler yani. Biz şunu da çıkaracağız zaten bunu da satıyoruz bakmayın biz satıyoruz ama isterseniz alın falan diye böyle. Bu basına yapılmış bir açıklama gerçekten. Saçma sapan bir açıklama yani. Yani aslında şöyle diyebiliriz o zaman Sega'nın geliştirici ekibinde aslında pek bir problem yok. Tabii, ama yönetim. Satmaya çalışan ve basın halkla ilişkileri kuran ekip ortalığı sıvazlıyor. Evet, Amerika olarak da altını çizmek lazım yani. Ondan sonra da pire için belki de yorgan yaktı ama ya, bu şeyden kaynaklanıyor biraz daha. Sega'nın Master System'le piyasaya giriyor ya. Hı-hı. İlk defa Sega evet. şeyde Amerika'da. O noktada Master System'le pazara bu girişlerini hani çok güçlü olmuyor ama Mega Drive'le bir yıldızları parlıyor ya. Evet çünkü çok iyi bir pazarlama ve agresif bir pazarlama sistemi kullanıyorlar. Ve avantajlarına Nintendo'dan önce geçiyor 16 bite ve dolayısıyla da görsellik bakımından NES'i tokatlamaya başlıyor ve pazar payı birden yükselmeye başlıyor. O yıldızını parlatan Mega Drive oluyor ya bunların. Mega Drive pardon onlar için Genesis yani. Genesis'le adamların aşkı bir türlü bitmiyor. Üstüne ne takabileceklerse takıyorlar. Kaçak kat çıkıyorlar devamlısını. Aynen. Kaçak kat çıkıyorlar. Hatta acayip acayip prototipler falan da çıktı piyasaya. Hani 32X'i içinde olan Sega CD'li bilmem ne prototip Pluto mu? Pluto yok. Muydu? Başka bir gezegen ismini hatırlayamadım ben de. Gezegen bir tanrı mıdır ne zıkkındır artık. Hani öyle bir şeyler bile planlamış adamlar. Hani Mega Drive'dan bir türlü vazgeçemiyorlar. Satürn'ü bile yaparken demişler ki Amerika'dakiler, Japonya'dakiler. Ya o kartist slotuna... Mega Drive'da taksak olmaz mı falan demiş Satürn'e adamlar. Satürn'e mi? Evet. Keşke taksalar işte ne güzel olurdu. Şey yapamıyorlar adamlar. Pazarda güçlüyüz Mega Drive'la diyorlar. Sanki 16 bit gidecek şey. Bu da şöyle bir şey var. Tamam bir konsol yaptın. Güçlü. Sattın daha bitti yani. Yani yeniye geç. Bunun aynısını şey de yaptı işte. Commodore GS diye saçma sapan bir şey çıkarttı. Commodore 64C çıktıktan sonra tekrar bu ekmek kasayı çıkartıyorlar ya. Hani elde kalanlarla daha değişik klavye... toplama tamamen gelişinde. Toplama yani şeyle. Depoda ne kaldıysa adamlar bas 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 diye piyasaya vermişler. Yani evdekilerden menemen yapmak gibi bir şey. Aynen öyle. Yani bu 64GS de zaten abi hani oyun konsolu diye bir şey var. Bizim bir sürü kartuşumuz var. Hadi bunu da yapalım deyip hiçbir şekilde kalite kontrol olmadan piyasaya bu cihazı sürmüşler. En büyük bombası nedir? İçinde çıkan bütün oyun bütün oyunlar taktığın zaman devam etmek için space'e bas, evet. P'ye bas, K'ye bas. Yani press any key diyor. Evet, any key yok key aletin içinde. Evet. Çok ya, key. Bu kadar saçmalık olabilir mi ya? Yani tamam evet senin konsol şey, senin yaptığın makine kartuşu takınca açınca direkt oyuna giriyor. Tamam orada hemfikiriz de. Ya hiç mi takıp eve oynamayı çalışmadın ya? Yazılımcı düşünsün. Peki şimdi hali hazırdaki kartuşlar bu şekilde. Ama Ocean firması bildiğiniz üzere bu Commodore 64 GS'ye en büyük ve neredeyse tek desteği vermiş olan firma yani. Ocean zaten Commodore'la bir yere geldi. O da Commodore'u bir yere getirmek evet. istiyordur yani.
Ona rağmen bu GS yani Games System değil mi bu tam? Games. Evet, Commodore Games System. Bir de Games System galiba değil mi? Çoğul eki var. Bu piyasaya çıktıktan sonra çıkardıkları bir kartuş var. Yani orada öyle bir hata yapıyorlar ki. Hani senin dediğin hatayı bir de orada tekrar ediyorlar. Üzerinde işte Commodore 64, Commodore 64C bir de Commodore 64 GS ile uyumludur diyorlar. Ama ne oluyor? Oyun boot etmiyor. PS N2. Ama çalışıyor. Oyun boot ediyor. Çalışıyor. Ekran geliyor, intro cıkı 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 oynuyor. Oyuna gireyim diyorsun. Giremiyor. Bastığın hiçbir tuş N2 değil. Ya biri aslında modlayıp orada bir tane, çünkü bunun içinde bilmiyoruz ama yüksek ihtimal bir şey board var. Şey, Matrix yok. Commodore 64 C board'u var. Birebir aynı. E tamam, biri şey modlayıp oradan bir tane bir tuş verseymiş, evet, halledecekmiş aslında olayı. O Matrix'in de koyması lazım. Yani bozuk bir Commodore 64'ten takabilirdi belki de şeyi. Ha, kasasını kullanacak sadece. Ama abi şöyle bir gerçek var. Commodore 64 GS piyasaya çıktığı zaman piyasada hala Commodore 64 0 olarak satılıyor. Evet. Ve aynı fiyatta olmalı. 90 olmasına rağmen satılıyor. Satılan Commodore 64'ün ve Commodore 64 GS'nin fiyatının aynı olması. Sen şimdi gidiyorsun dükkana. Şu köşede Commodore 64 var. Diğer bir köşede de Commodore 64 GS var. Diyorsun ki bunda, yani Commodore 64'ü gösteriyorsun. GS'de yapabildiğim neyi yapamıyorum bu Commodore 64'te diyorsun. Hemen söyleyeyim. 20 sene sonra bunu 5000 dolara satamıyorsun. Evet. Yani o da var da o senesini düşünmemişlerdir. Zaten satabilselerdi 5000 dolar etmezdi. Şimdi neyse. Adamlar bakıyorlar, bilgisayar artı oyun makinesi. Zaten hani bazı arkadaşlar kızıyor Commodore 64'e konsol denmesine ama zaten 1990'lı yıllarda oyun konsolu gözüyle bakılıyor. Yani bilgisayar olarak tak çalıştır çünkü. Ya çünkü tak çalıştırılıyor kartuşlar. Aynı şekilde. Yani daha fazlasını aynı fiyata satarak zaten Commodore firması Commodore 64 ve Commodore 64 GS'yi rakip yaparak kendi kuyusunu kazmış ve bu Commodore 64 GS'de de oynayabileceğin 28 tane Press N2 gerektirmeyen oyun var. Ya orada Commodore'da bir de, yani Commodore'da artık gidişatı görüyordur. Yani artık bu bitiyor. Sonuçta Commodore firması bir yandan Amiga'yı yürütüyor, patlatmış gidiyor. Commodore'un tükendiğini onlar da hissetmiştir. Elde kalanları ne yapalım? Çakabilirsek çakabiliriz mantığı gütmüşlerdir bence. Bir de şimdi bu oyun konsolunu, konsol yapan unsurlardan bir tanesi de oyun kontrolcüsüdür ya. Evet. Bu Commodore 64 GS'nin yanında gelen Quickshot mı geliyor? Yok. Cheetah diye bir marka, yanılmıyorsam onu yazmamışım. Cheetah adında kontrolcülerinin adiliğiyle tanınan bir firmanın ürününü koyuyorlar yanına. Kontrolcü bakımından da yani elde o suda da kaybediyorlar yani. Abi yarışı. Şimdi Commodore firması bilgisayar yapıyorsun da yap yani bilgisayarı. Yürü yani, niye bu işlerin aynısını burada Apple'da yaptı zamanında. Pippin. İsmi de iğrenç. Commodore'dan dağılmamışken Amiga CD diye yine aynı şekilde bir konsol daha çıktı. Yine içinde teknik olarak Amiga PC için çıkmış oyunları çalıştıracak bir alet. Evet, Amstrad'ın yine benzer şekilde madem oyun cihazıyız niçin konsol yapmıyoruz tarzı bir ürünü de var. O da çok başarısız bir şey. Kendi kartuşuyla bozulan alet. Bir de Amstrad monitörlerle kullanılabilecek şekilde de düzenlenmiş olması aletin tek başına kullanımda yanlış adaptör kullanımı sonucu donanımın yanmasına neden oluyor. Çünkü içeride herhangi bir voltaj koruması yok. Çok direkt güzel. İşlemci adaptöre kadar değiyor yani. Çok güzel. İçine soktuğun zaman o noktada ne oluyor? Amstrad GX4000'lerin piyasadaki %50'si hatta %75'i belki de çalışmıyordur diyeyim ben size. Farklı adaptörden dolayı anakart. Çünkü bir de şey var. Robocop'un bir versiyonu mudur nedir? Alıyorsun, kartuş takıyorsun, kendini imha. Makineyi bozuyor. İçinde yanlış bir şey yapmışlar. Yolları yanlış yapmışlar içinde. Alet kendini herhangi bir koruma olmadığı için yapıyor. Satılmış mı kartuş değil mi? Bir parti. Bunlar çok büyük fiyasko. Killer Batch diyorlar ona. Çok büyük fiyasko. Ben bunu bilmesem bir şekilde Bitpaz'ın elime geçse ben yine takıp çalıştıracağım onu aletin üstünde. Yine takıp yapacaksın. Yanlış olur zaten o. O kartuşla birlikte Bitpaz arasına gelse o zaten ona takılmıştır yani. O aksesuar artık koyacaksın. Peki hiç emülatörde falan Pippin emülatörü gördünüz mü siz? Oynadınız mı? Pippin oyunu gördüm. Emülatörü görmedin ama. Pippin orijinal hardware'de oynayan adam gördüm. Adam Koralik diye bir YouTuber var. Ha, ben de yanında sen de alıp oynasaydın diyecektim. yok internet üzerinden gördüm. Kötü bir sistem. Yine biraz önce bahsettiğimiz makineler gibi Apple'ın o zaman sistem 7 midir, sistem 6 Power mıdır? PC diye evet, çıkardıkları. Yani standart bir desktop'a benzeyen bir şeyi var. Hatta Pippin kontrolcüsünün ortasında trackball vardır. Mouse niyetini kullanırsın. Oyunları görsel olarak
o yıl için kötü değil ama Amerikan pazarına hitap etmediği çok ortada. Abi bir de o dönemin oyunlarında özellikle bu PlayStation 1 jenerasyonuna yaklaştığımız zaman hani 92'ler 93'lerden sonra bu başarısız dediğimiz konsolların ortak özellikleri bence oyunlarındaki yarım kalmışlık hissi. Çünkü aynı oyun kendisinden birkaç sene sonra çıkan daha güçlü bir konsolda veya daha popüler bir konsolda daha ciddiye alınan diyelim daha doğrusu çok başarılı bir şekilde icra edilebiliyor. Hı hı. Ama yok frame sorunları olsun, yok arka plan sorunları olsun, düşük ufuk, onu tam Türkçesini bilmiyorum, işte uzak mesafe gösteremiyor ya eski konsollar, onu demeye çalışıyorum. Pippin'in bence en büyük sorunu bu. Adını söylerken ciddiye alamıyorum ki. Pippin 96 yılında çıkmış bu arada. Çok da erken bir cihaz değil yani, yılına evet. göre daha başarılı bir performans göstermesini beklerdim. Sanırım o da şeyden kaynaklanıyor. Direkt Apple bilgisayarlardaki oyunları çok fazla optimize etmeden sunmaya çalışmışlar diyebiliyorum. Bir de Apple bilgisayarları da öyle çok hani oyun bilgisayarı olarak bilmez eskiden beri. Üzerinde oyun oynanan özellikle şeyler. Özellikle PowerPC'ler ilk çıktığından beri çok oyun canlısı cihazlar değildi. Şeyin farkında mısınız? Dreamcast'te mesela bir oyun açtığınız zaman bazı oyunlar başlamadan bir Windows CE yazısı görürsünüz. Hmm. CE sistemi yükler önce makineye, diskten. Onun üzerinden. Sonra platform olarak Windows platformunda size oyun oynatır. Zaten Dreamcast'in ön kısmında Microsoft CE yazar. Uyumluluk logosu da vardır önünde zaten. Pippin'de de mesela bazı oyunlar yüklenirken Apple arayüzü böyle birkaç saniye görünüyormuş. Tabii ki videolardan vesaire biliyorum veya okuduklarımdan biliyorum. O hani bir masaüstü deneyimi yaşatıyor size birkaç saniyeliğine ve oyunu yüklemeye başlıyor. Ya peki bu şey değil mi? Şimdi Microsoft Dreamcast'te bu işte Xbox'a girmeden önceki Xbox'ın denemesi gibi bir şey olmuş ya da nasıl böyle bir proje yaparız işte Windows bir sistemin üstüne ama hı-hı. tam bir Windows çalışmıyor. O şekilde gitmiyor olay. Yok, Pippin'de optimizasyon düzgün. Pippin'de aslında arkada macOS gibi bir şey mi çalışıyor? Evet. Yani macOS'un bir türevini görüyorsun. O zaman artık hı-hı. neyse onun adı. İşte onu dedim ya, sistem ya da o yıllarda neyse o arkada aslında çalışıyor. Ama çok kırpılmış bir versiyonu. Pippin'in ben teardown diyorlar ya videolara, ne diyebiliriz? Sökülme. Sökülüp içinin açıldığı videoları izledim. Pippin konsoluna dair. Daha ciddi bir şekilde nasıl sunarım diye. Aslında çok harika bir donanıma sahip. Yani içini açıp baktığın zaman uyduruk hiçbir parça yok içinde. İçi süper. Hatta VGA monitöre bağlayabiliyorsunuz direkt. Evet. Ve VGA monitörde güzel görünsün diye içinde scan doubler şeyi entegre edilmiş. Ekranın ortasında... Tabii scan doubler deyince hemen Serkan sırıttı oradan. Tarama... çifteleştiricisi. Evet, iki hafta önce bu tarama çizgileri konusunda bayağı konuşmuştuk, scanline'lar konusunda. Evet. Oradan bir espri hatta kalmıştı. Ben baydıktan sonra söylemek istememiştim yani. Yani bunu bile düşünmüş adamlar. Hani donanımı çok iyi düşünüp de yazılım konusunda jortlayan bir cihaz diyebiliriz. Bir de kontrolcüsü olmamış. Çok başarısız değil. Kötü. Ha, mouse'u kullanman gerektiği zaman kötü. Ortadaki topu, onu demek istedim aslında. Bu arada Myst falan gibi point and click oyunlar Pippin'de güzel olabilir. Click kısmı çok sıkıntı diyorlar zaten. Point kısmı iyi de diyorlar. Hani böyle onu tık 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 yapıyorsun da tuşları şöyle basman gerekiyormuş arkasına. Hani parmaklarını kabloya kadar uzatıp arkadan. O biraz sıkıntıymış. Demek ki hardware'i hiçbir şey, optimizasyon her şey diyoruz. Kasa süper. Kontrolcü trash bence. Bir de oyun bakımından zayıf. Bu arada ilgilenecek adamlara şöyle de bir tüyo verelim. Pippin'in Amerikan versiyonu inanılmaz fiyatlara giderken Japonya'da çok 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 ucuz fiyatlara Amerikan versiyonuna göre satın alabiliyorsun. Ve $300 falan böyle şey değil yani. Sanıyorum para ki Amerika'da bayağı bir para ediyor. Evet evet, yüksek fiyatlar. Sanıyorum kopya koruması da yok. Yani diğer region'lardan diğer bölgelerden oyun oynayabiliyorsun. Evde CD yazdırıp da paldır küldürle oynayabiliyorsun. Şey gibi, Dreamcast gibi. Ama Dreamcast'in o mevzusu bambaşka bir şeyden. Ne oynayacağım derseniz de benim aklıma oyun gelmiyor. Power Rangers. Pippin'de. Evet, çok kötü bir oyun ama onu biliyorum. Var öyle bir oyun. Oyunu var en azından. O zaman listemize bakacak olursak Pippin'den sonra Hyperscan'e geçelim diyorum. Hey maşallah. Ama tarih olarak herhangi bir... Neyse. Abi Hyperscan deyince Mattel firması yapıyor galiba bunu 2006 senesinde. 2006 yıl deyince böyle güzel bir konsol bekliyor insan ama Hyperscan'ın çıkma sebebi hani oyuncak üretiyoruz zaten bütün... Oyuncak satıcılarıyla aramız iyi. Tamamen çocuklara yönelik bir tane sistem yapalım. Bir tane de gimmick koyalım bunun içine ki bu konsolda işte RFID kartları oluyor. Konsol ortadan ikiye katlanıyor. Açıldığı zaman sağ taraf kart okuyucu, sol tarafta CD tray şeklinde.
Benim bildiğim yine internette gördüğüm incelemelerde Ben 10, işte X-Men gibi bazı oyunlar var. Oyunun bazı yerlerinde kimi kartları, bazı güçleri aktive etmek için okutmak gerekiyor. Oyunlar kötü. Hardware 2006 yılına göre inanılmaz düşük. Çocuk sistemi olarak düşünüldüğü için oyunlarından da anlaşılacağı gibi. Ben lafını keseyim. 2006 yılında ne var elimizde? Herhalde PlayStation 3 2006'da var değil vardı mi? Vardı. 2006 sonlarına doğru çıktı PlayStation 3. 2006 yılında PlayStation 3 var elimizde. Evet. Wii var. Evet. Ve Hyperscan var yani. Aynen öyle. Yani adamlar zaten piyasayı sarsacak bir konsol yaptık değil mi? bu kart okuyucu mevzusu da çok başarılı çalışan bir sistem değil. Zaten önümde bir rakam yok ama çok da fazla satmış bir şey değil. Hani oyuncak ya. Neden başarısız olmuş konsolların başka bir dalını anlatıyor. Hani bunu tutup da bir ne bileyim ben Engage'le ya da Turbo Express'le aynı kefeye koyamam ben. Şimdi çok farazi atmış olacağım ama oyunlarda bir flash oyun havası yok mu? Sanki böyle browser'da flash oyun oynuyorsun gibi bir şey var. O hamlık var. Hani evet. Evet bu flash oyundur demiyorsun da flash oyunlar çok özen gösterildiği zaman inanılmaz şeyler olabiliyor. Tabii. Yok ben erken dönem ne demek istediğimi anlamışsınız. Bizim alıştığımız flash oyunlarda işte sprite'lar falan köşeleri, meşeleri her türlü kendini belli eder. Hyperscan'de de bu çiğlik var. Ya böyle perdede Karagöz Hacivat gibi duruyor adamlar biraz. Eklem yerleri falan çok saçma sapan. Ama şöyle bir şey vardır. Ebeveyn olduktan sonra senin de biraz kafanı kurcalamaya başlamıştır. Ya bu herife hani hiç oyun alacağız. Ben de yeğenlerime geçen Wii kurduğumda aynı problemi çekmiştim. Ya bu çocuklar ne oynayacak? Hani çocuğa uygun internette kendimi işte kid friendly Wii game araması yaparken falan buldum. Yani Hyperscan öyle bir şey var. Toys R Us'a gidiyor adam. Bak senin çocuğun için konsol yaptık diyor. Aa, herif de alıyor geçiyor oğlan oynasın diye. Kan yok, şiddet yok. Ya dövüş oyunu var gerçekten. X-Men dövüş oyunu var ama. Ya aslında şey o zaman yani dediğiniz şey çıkış açısından aslında pazarda bir boşluğu doldurma açısından mantıklı olabilir. Çok dolduramamış ama. Ama ya dolduramamış ama en azından çıktığı fikri. Mattel firmasının kasasında biraz boşluk yapmış olabilir. Olabilir. Çünkü zannetmiyorum ki ilk çıkış fiyatından devam etmiş olsun yani. Demin Engage'den laf açtın sen. Ben Engage hakkında şöyle bir fikir oluşuyor. Engage abi çoğu kişi aksini düşünse de bana göre bir oyun konsolu değil. Oyun oynatan oyun oynat bir telefon ve bu telefon bir şekilde fiziksel yapısıyla oyun oynatma imkanı peki, veriyor sana. Nokia Amerika ne demiş sence? Bana ne lan demiş bak. Şimdi. Bana ne lan Nokia Amerika'dan? Amerika iş yapsaydı Sega Saturn da iş yapardı. Nokia Amerika'da demiş ki ya bana sorarsan demiş ben demiş bunu telefon olarak görmüyorum demiş. Ben bunu telefoncuda sattırmam demiş. GameStop satarsa satar demiş. Peki sence üzerinde sim kart takılan telefonla görüşebileceğin bir oyun konsolu mu? Oyun oynatmaya imkan veren bir telefon mu? Bunu ben Engage çok kullanmış. Engage ya bana ben bilmiyorum. Objektif olarak Engage'e bakabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü büyük bir gönül bağım var Engage'e. Ben de severim. Ben de Engage zamanında var. Çıktığı zaman kullandığım bir cihazdır benim. Zaten Symbian aletlere çok büyük sevdam doğru, vardır. Doğru. Geçenlerde de söylemiştin. Bir de hani o yıllarda Engage benim için ulaşılmaz bir şeydi. İşte dosta oynuyordum. Daha sonra da çok üzerinden vakit geçmeden bir tane edinip suyunu çıkartmıştım var Engage'in. Engage'in kullanma kılavuzunda şey yazar. İlk versiyon mu vardı sende ikinci mi? İlk. Hala duruyor bende. QD'de düzgün bir fiyata bulsam alabilirim. Sevdiğim bir cihaz. Manuelinde şey yazar. Oyun konsolunuzu telefon olarak kullanma diye bir kısım vardır içinde. Hani evet. Öyle bir giriş yapmışlar. Ha ne kadar oyun konsolu diyecek olursan abi. 176'ya 208'di sanırım bunun ekranın çözünürlüğü. Dikine ekran. Dikine ekran. Yani o zaman neler var? 7650 var Nokia'da. İşte 66 sıfırlar falan çıkmaya başlamış yeni. Yani S60 çıkmaya başlamış. Bu da bir önceki yani 7650 ile aynı işletim sistemine sahip. Ama oyun için biraz optimize edilmiş. İşte sanal RAM'i falan çok daha yüksek. Kontrolcüsü her ne kadar oyun konsolu olarak ele aldığım zaman çok güzel bir kontrolcü değil ama çok uzun süre kullandım. Hiçbir zaman da aman yarabbim bu ne biçim işte. Yani D-Pad'i falan mesela dövüş oyunlarında güzeldir. Ama dik ekranlı oyun mu olur abi diyor. Ya da oyun pilini çıkartmadan oyununu değiştiremediğin oyun konsolu mu olur? 3.5 milimetrelik jack girişi olmayan oyun konsolu mu olur? QD'de bazılarını düzeltmişler zaten. Dediğin zaman ben bu kadar sevmeme rağmen bir şey diyemiyorum. Mesela FPS bazı oyunlar var. İşte Ghost Recon falan ya da Ashens var. Yani dik ekranda oynayacağım derken canın çıkıyor. Oyun kitaplığı olarak da şöyle bir sıkıntısı var Engage'in. Engage o zamanlar için gerçekten inanılmaz kuvvetli bir alet. 2003 yılında çıkmış PSP. Hangi yılda çıktı bilmiyorum ama Game Boy Advance
iTunes'ta. PSP'de 2004-2005. 2004. Hani bölgesine göre. Hani o zaman cepte seyyar 3 boyutlu grafikler bizim için çok büyük bir olaydı. Hani Symbian telefonlarda hafiften 3 boyutlu oyunlar gördüğümüz zaman ciddi anlamda heyecanlanıyorduk. Hatta şu an fotorealistik oyun çıksa o kadar heyecanlanmam. Çok güzel yıllardı. Engage çıktığı zaman da ciddi anlamda çok başarılı bir 3D performansı vardı yılına ve seyyarlığına göre. İşte Game Boy Advance'da oynadığımız 3 boyutlu, 2.5 boyutlu oyunlarla heyecanlanıyorduk o zamanlar. Ben o dönemde şeyi görmüştüm. Arkadaşın cebinde 2 oyun vardı. Takıp hava atmak için göstermişti hani. Aslında hava atmak demeyelim de. Bakın bu da bunları oynatıyor gibisinden bize bilgi veriyordu. Tabii hava da atıyordu biraz. Asfalttır biri. Yok. Tomb Raider'la Call of Duty galiba. Ha, evet, Tomb Raider İkisi portu vardı. Çok başarılıydı aletin. Bayağı iyiydi. Hani, Call of Duty'de biraz şey hani... Olmamış gibi baktım olmuş. Ama Tomb Raider'da dedim ki fena değil. Tomb Raider olmuş ve evet. Tony Hawk portları cidden çok çok başarılıdır. Tony Hawk da iyi evet. Engage'i bitirmeye sürükleyen de maalesef bütün oyunlarda 3 boyutlu kaktırmasıdır. Mesela Requiem of Hell diye bir oyun vardır. Çok güzel bir RPG'dir. Ama işte Roots diye başka bir RPG oyununu mesela düdük kadar ekranda izometrik 3 boyutlu yapmaya çalıştılar ve hiçbir şekilde olmadı. Hani bütün grafikler birbirine giriyor. Yani sen biraz kendine göre davranıp... Move yourself. Kendini bileceksin ya. Platforma ağırlık verseydin, şu ekranı yan çeviri verseydin gerçekten de Engage platformu daha da yardırırdı. Engage Arena diye bir şey vardı o zaman. Sim kart üzerinden internete bağlanıp online oyun oynayabiliyordun. Bunlar çok büyük mevzulardı. Evet. Bir de ekran dikine mesela Kid Icarus benzeri bir platformer çok yakışırdı yani. Ya şöyle açıklarım ben hep. Engage ilk başta Game Boy Advance portları almıştır. İşte Sims gibi ya da Rayman gibi. Sonic falan nasıldı? Sonic evet. Game Boy Sonic Advance birebir aynısıdır Engage versiyonu. İşte bu tarz portlar alıyordu. Daha sonra işte Splinter Cell, Asphalt gibi oyunlar DS Engage portu yapmıştır bu oyunları. Hani aslında gerçekten zamanının çok ilerisinde bir alet. Ama gerek işte bu cep telefonu mu işte bu yani Engage dedik şeyi nasıl anmadık hala yan tutarak konuşuyordum bunda simit gibi ekranla. İşte ama bu şey yan tutuyordun ya öbür türlü normal telefon tutarken de konuşabiliyordum ben bunda. Evet. Yani hani illa böyle kepçe kulak gibi yapmana gerek yoktu kendine ama konuşuyordum ben. Seviyordum ben o mevzuyu. İlginç olmayı. Ben o şekilde ne, taco mu diyorlardı buna? Taco evet. Taco'ya benziyor yandan. Bizde taco kültürü olmadığı için insanların gözünde görsel bir şey çıkmıyor tabii ortaya da. Yani işin özü aslında diğer şeylerde de konuştuk. İşin oyun konsolu değilse bu işe gireceksen işimin bir parçası. Hadi ben de oyun konsolu yapayım diyerek girince genelde patlamış adamlar. De, yani bunu da yapayım ben deyince. Donanımı bileceksin. Hani çok ahkam kesiyor gibi. Donanım bileceğim. Bu donanım en güzel neyi yapar? Biraz da ondan yapalım. Hani yapmak istediğimiz şeyler ayrıdır tabii ama yapabildiğimiz şeyler başka. Mesela ben çok isterdim matematiğim güzel olsun ama olmuyor işte. Almıyor kapı. Pazarın istediği diye bir şey var ya hani mesela şu anda cep çakısı üretip gamer çakısı aga bu diye satmaları hani gamer dediğin zaman akan sular duruyor. İğrenç bir durum ama yani istatistik olarak üzerine gamer yazan şeyleri yani mouse dümdüz mouse ama gamer yazınca daha çok satıyor. O zaman da hani başardık 3D yaptık arkadaş falan dedikten bu, sonra herifler 3D oyunun ister istemez ağırlık vermişler. Engage totalde 3 milyon satmış diyorlar ama 2007'ye kadar. 3 milyon satmış mı 3 milyon üretilmiş mi? 3 milyon satılmış diyorlar satılmış ama benim bildiğim sadece Avrupa'daki ürün sayısı 500 bin gibi bir şey. Ben satılan. De... üretilen yanında satılanın çok çok düşük olduğunu biliyorum. Tam rakam veremem. Oyunlar yıllarca Japonya'da bir şekilde refurbished engage'leri sıfır satın alabildik. Demek ki gerçekten depoda, stokta, cartta, curtta kalan cihazlar vardı. Çok ciddi üretmişler ve satılmamış ama ciddi de satılmamış. Ama şey, işin PR'ı da çok güzeldi. DNR'larda kiosklar vardı, televizyonlarda, gazetelerde reklamları tabii dönüyordu. Reklamları falan hani bayağı güzel pazarlanmıştı. Ya Engage görünce tiksindiren bir cihaz değildi kesinlikle. Hayır ya. Canım ben de bir şey söyleyeyim mi? Yani 4 ya da 5 tane Engage var. Hep aldım, aktif kullandım, arızalandı. Arızalanınca yenisini buldum. Epey sonra ama seninkiler. Tabii epey sonra. Yenisini buldum. En son işte Koral bir tane hediye etti. Onu şimdi pamuklara sarmaladım. Hiçbir şey yapmıyorum ona. Yani onu kullanmıyorum. Yedek parça ihtiyacınız olursa sağlarım yani. Bu arada ekleyeyim. Engage o yıllarda müzik çalmak, MP3 çalmak da çok büyük bir hadiseydi. Engage stereo. Bak hiçbir Symbian telefonda, daha doğrusu S60 telefonlarda telefon jack'ı monodur. Engage'de stereo ses çıkışı vardı. Ve çıkış preampi fena değildi. Müzik fena çalmıyordu. Diğer Nokia müzik telefonlarında olduğu gibi herhangi bir dönüştürmeye ihtiyaç duymuyordu. MMC kartın içine MP3'ü attığın zaman paldır küldür dinleyebiliyordu. Donanım oyuna göre ayarlı olduğu için güçlü tabii. Evet. Donanım güçlü derken
o yıllara göre daha tabii güçlü cihazlar. Tabii optimizasyon gerektirmeden ama çalıyor yani. Yani 2 sene sonraki telefonlara baktığımız zaman en geçten çok daha güçlü cihazlar çıktı. Ama QD'de sanırım kaldırdılar o muhabbeti QD'de, değil mi? Aynen dediğin gibi QD'de. Onu niye kısıyorsun? Tamam şeyi yaptın, kartı martı düzelttin. Bunu niye kısıyorsun değil mi? QD zaten şekil olarak da benim çok sevdiğim bir alet. Bu daha güzel. Yani dışının lastiği atar, ekranı sanki daha küçüktür. Ekonomik QD'nin versiyonu belki de. Değil abi. Onu sadece şeyi düzeltmiş herhalde. Normal konuşuyorsun. Kendisi için ekonomik olabilir. Nokia için daha ekonomik olabilir ama tüketici için daha ekonomik değil de abi. Normal konuşuyorsun. Ekonomik dediğim o zaten. Yani. Oyunları değiştirebiliyorsun pili sökmeden. Tuşları falan biraz daha dayanıklı. Bu engaging tuşları 3210'u hatırlayan varsa onun gibi alüminyum kaplama tuşlardır. Sökülür belli bir yer sonra. QD'ninkiler şeydir. Sonradan şeffaflaşıyor muydu o? Sökülüyor. Cam gibi plastik var ya şeffaf. Evet, damla derler neyse anahtarcılar. Işte. O tarzda bir tuşları var QD'nin. Evet. Bu arada engage'de de bir tane MMC, 1 GB'lık falan MMC ayarladın mı yaklaşık %90-95'ini atabiliyorsun kütüphanenin içine. Evet yani. Yani 1 GB'lık bir MMC'ye MMC'den bakıyor. MMC'den oyun mu oynatıyor? Engage'in medya formatı MMC. MMC dediğimiz şey de o zaman Nokia'nın kendi kendine uydurduğu SD kartla birebir aynı olup biraz daha ince olan versiyonu. Hani MMC'yi SD kartlı cihazlara taktığımız zaman çalışırdı. Multimedya kart mı onun açılımı? Multimedya kartı evet. Sen herhangi bir pazardan alabileceğin MMC kartının içine gerekli DLL dosyalarını attıktan sonra Ripley oyunları çok çok oynayabiliyordun. Hatta millet hep şey der, engage'im kasıyor. Adam bir oyun için tasarlanmış. Sen imanına kadar doldurduğun için onu kasıyor. 12 tane engage oyunu var. Kasılıyor alet diyorsun. Silmeye başlayacaksın o zaman. Yani şey bile, menü bile kasıyor. Bırak oyunu, menü de gitmiyor. Tık 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 atmıyor. Dedik işi olmayanlar bu işe giriyor. Ondan sonra batıyor. Pioneer'ın bir şeyi var. Laser Active diye bir medya cihazı var. Hiç gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Uzaktan dahi göremedik. Yani bu yani çok evet, çok 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 evet, rare var. Bir alet. Evet. Bu oyun konsolu yapmaktan daha çok kimi oyun konsollarını da destekleyen bir alet. Lafını kesiyorum. Şey olabilir mi bu? emülatör oynatan VCD'lerin babası olabilir mi? Kesinlikle. Kallavi bir babası olabilir ama o bizim işte babası yani. VCD'ler biraz değil, oldukça tırt olduğu için bu Pioneer Laser Active standart bir şekilde Mega Drive kimi portlarla Mega Drive ve TurboGrafx oyunları oynatabiliyor. Onları daha sonra değiniriz. Benim asıl ilgimi çeken şey kimi lazer disklerle de birlikte bazı oyunları oynatabiliyor. Hani Mega Drive artı lazer disk, belki emin değilim ama TurboGrafx artı lazer disk şeklinde bazı oyunları var. Ve bunlar unique oyunlar olduğu için çok da satan bir alet olmadığı için şu an çok aranan şeyler. Ha çok keyifli mi? Çok peşinde düşer misin bilmiyorum ama değişikti en azından. Tarihe bir şeydir yani. Peki laser diskler kronolojiye koyarsak VCD, DVD falan dersek. VHS'den sonra VCD yalnızca işte bizim doğuda ve daha çok Japonya taraflarında çıkmış bir şey. Adamdan çok uzun süre Betamax ve VHS savaşından sonra VCD'de kalıyorlar. Ondan sonra çok 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 erken bir şekilde DVD'ye geçiyor babalar. Biz VCD'de sürünüyoruz bu esnada. İşte bu DVD ile VHS arasında sıkışmış bir formattır Laserdisc'te ama çok başarılı olmamıştır. Aslında düzgün bir formattır, düzgün bir dijital formattır. Tipi de şöyle söyleyeyim, plak boyutunda bir CD düşünün. Plak boyut derken Cengiz'le de konuştuk. Bu 45'likler gibi falan mı yoksa long play'ler gibi mi? Kocaman yani şimdi elimle gösteriyorum. Baya long play, kisa gibi bir şey yani. Evet, yani long play kadar arkasını çevirdiğin zaman da bildiğin CD yüzeyinden hiçbir fark yok. Yalnızca CD kadar, işte CD'nin ismi compact disk'tir ya. O yüzden yoğun CD. Biz yani laser disk pek yoğun değil. Biraz dataları açık açık yazmışlar. Lazer var, lazer odaklı. Ne kadar küçük odaklayabilirsen lazeri o kadar çok veri sığdırabiliyorsun. Peki bunların modülleri ne gelecek olursak? Ne yapılıyor? Modülleri Mega Drive modülü var diye biliyorum. TurboGrafx modülü var. Mega Drive modülünü takınca cihaz Mega Drive oluyor. Hiçbir farkı yok. İçine Mega Drive takınca böyle sol alt köşede bir böyle araba teybi takar gibi modülleri takıp çıkartıyoruz değil mi? Tam olarak öyle. Evet, teybi takar gibi takıp çıkartıyoruz. Kontrolcüler direkt şeylerin modülün üzerine giriyor. Mega Drive'ın orijinal kontrolcüsü, TurboGrafx'in orijinal kontrolcüsü. Mega Drive'ın orijinal kontrolcüsü yalnız Laser Active versiyonu var ve o versiyonlar da felaket pahalı. Ha orijinalini takıp oynayabiliyorsun. Hani Laser Active'in herhangi bir artısı yok. Yalnızca üstünde mürekkepli Laser Active yazıyor. Ama inanılmaz bir koleksiyon parçası. Water transferine bir şey diyorlar ya, öyle aslında üretmek lazım kendimize ya. Ayıp olur. Kendimizi kandıralım.
Pioneer bu işlere girişmiş. Pioneer gibi yani aslında işi konsol olarak bilinmeyen, işi ses olan, görüntü olan firmalardan Panasonic ve Philips de girmiş bu işlere. Biri Panasonic bildiğimiz gibi Tridio, öbürü de CDI diye cihazlar çıkartmış. Bunlar da herhalde şey gibi. O ikisinin arasında da şöyle bir şey var. Tipleri biraz aslında ikisi de birbirine benzemiyor da hepsi bunların VHS'ye benziyor. VHS ya da DVD player'a benzediği için erken dönem DVD player'lara birbiriyle biraz karıştırılıyor ama. Adamların kafa belki de o şekilde yani hani estetik algıları ona göre gelişmiş adamların. Ne yaparsa yapsın ne yaparsa yapsın DVD player gibi ama çıkıyor. Ama şöyle bir şey var abi. Bak mesela CDI'yi ele aldığın zaman bir kere birçok insan bunun 1991'de piyasaya çıktığını unutuyor. Evet. Yani donanımın gücünü Tridio gibi böyle hani nasıl diyeyim sana, Tridio biraz daha birkaç sene sonra çıkmış bir cihaz ama Tridio biraz daha oyun odaklı. CDI az önce belirttiğin gibi VCD'li hani oyun makineleri vardı ya veya oyun oynatan VCD'ler vardı. Onun gibi bir şey. Tridentler falan. Evet. Yani bu arada ben bulsam alacağım onlardan, biliyor musun? Yani dursun bir kenarda diye. Bulursun abi, çok zor değil. Cihazların şeklinde VHS'ye benzemesi dedik. Biraz önce söyledik, bu video game batışından sonra özellikle Nintendo'nun neden işte Famicom gibi eğlenceli bir kasa vardı. Hatta Famicom'un o kartuş çıkartma mekanizmasının kartuşun yıpranmaması için değil, oyunu çıkartırken bile eğlenmeleri için çocukların yaptığını söyler. Evet. NES niye bu şekilde böyle karanlık, böyle köşeli meşeli gri bir alet olarak girmiş? Çünkü Nintendo'nun en büyük satış stratejisi, abi bu oyun konsolu değil, bu bir oyuncak. Ve hani işte tipi de bir eğlence merkezi. VHS kaset gibi hani içine yanlama takılıp Allah bastırılıyor. Allah aşkına bu hiç oyun kartuşuna evet benziyor mu? Gözünü seveyim. Hem dana gibi hem böyle ittiriyorsun, bastırıyorsun. Tamamen işte. Tamamen sebebi bu. Çünkü o yüzden o yıllarda insanlar oyun konsollarından tiksindiği için hala da böyle çok eğlenceli, neşeli cihazların çıkmaması da bunları bir şekilde etkilemiş olabilir. Hani abi biraz usturuplu yapalım. Hani eğlence merkezi bu. Zaten çılgın paralar istiyoruz bu salak aletler için. Adam alıp bunu televizyonun altına koyacak. Biraz da eli ayağı düzgün bir şey olsun. Bu CDI ve 3DO arasında benim en çok ilgimi çeken, bana garip gelen durum aslında şeydi. CDI'da Nintendo lisanslı oyunların çıkmış olmasıydı. Neydi bunlar? 3 tane Zelda oyunu, bir tane de Mario oyunu vardı. Mario Hotel. Mario Hotel ama Mario Hotel gene en iyisi. Zelda Mario oyunları Hotel, felaket. Otelcilik mi yapıyor Mario Hotel? Kapıcılık. Kapıcılık gibi. Ha, bel boyun falan mı otelde? Gösterim ediyorsun, o çok kötü. Ya bana anlam veremedim yani. Yani ondan. Fark etmez abi, Nintendo'nun da özü oradan geliyor zaten. Tamam. Zamanında otelcilik yapmış adamlar. Aynen öyle. Love Hotel Nintendo. Şimdi bu olayın hikayesi bana çok ilginç geldi. Çünkü bildiğiniz üzere SNES diye başarılı bir konsolları var Nintendo'nun sonuçta. Ve Sony ile anlaşıyorlar. Sony'ye diyorlar ki abi bize CD oynatacak bir şey yap. Herkes CD'li konsol yaptı, biz yapamadık diye böyle bir paçaları tutuşuyor. Sony de diyor ki tamam yaparız birader diyor. Diyorlar ama sonradan öyle bir anlaşma imzalatıyorlar ki o anlaşmayı yırttırana kadar akla karayı seçiyor Nintendo. Bu arada tabii Nintendo hala Sony ben şey yapacağım derken eklenti yapacağım zannediyor. Daha yırtılmamış o sözleşme. Nintendo Philips'e gidiyor. Ya bu Sony bizi kazıkladı. Sen bize güzel şöyle bir eklenti yap da diyorlar. Hani keyfimizi bulalım. Herkese kapak olsun. Aynen. Şey diyor. Abi beni diyor Sony ile diyor papaz etme şimdi diyor. Ben diyor işime bakarım diyor. Bak ne güzel CDI yaptım ben diyor. Ben diyor CDI'mla mutluyum diyor. Ama diyor ki peki diyor o CDI'da diyor Nintendo oyunları oynatmak istemez misin diyor. En azından bizim karakterleri kullanmana izin vereceğiz wow belki de diyor. İşte o noktada CDI Philips'i tavlıyorlar ve Philips bu şekilde hatta birçok aslında karakteri lisanslıyor ama konsolun tabii bir belli bir başarı durumu var, bir prodüksiyon şeyi var. İcraata geçmiyor. 3 tane Zelda oyunu, bir tane Mario ile kalıyor. O hikaye çok enteresan aslında, devamını da anlatmak istiyorum ama şey tabii yani süre biraz kısıtlı. Hemen şeye ekleyeyim ben, mevzu bahis Nintendo Sony ortaklığıyla çıkmış konsolun prototipi yakın zamanda ortaya çıktı. Kimi retro toplantılarında götürüldü. Gerçekten çalışan ilginç bir alet. Bir de Sony'nin yaptığı çok güzel bir hareket var. Sen bizim en büyük rakibimize Philips'e gidip de böyle CD ile ilgili bir şeyler yaptın. Al o zaman biz de senin en büyük rakibine her türlü hakkımızı verip deyip Sega'ya Sony hakları verip evet. Sega CD'de bir sürü Sony lisanslı oyunlar vardır. Neydi böyle öyle de bir kapışma vardır. Kenarında bir kendi firması Sony Interactive, ne hatırlamıyorum açıkçası. Interactive değil de öyle bir Magic'ti falan böyle bir şeydi.
software falan böyle bir şeyler vardı içinde. Peki bu Tridio'nun Panasonic dışında böyle Sanyo ön hatlı, Ghostar ön hatlı şeyleri de var, modelleri de var. Bunlar o firmaların ürettiği mi ya da ne bileyim Tridio başlı başına bir markalaşıp da... Tridio normalde asıl amacı gerçekten çok güzel olan bir platform. Bir platform diyorum çünkü adamlar diyor ki abi biz böyle bir cihaz yapacağız. Herkes bundan yapsın. Hepsi aynı oyunu çalıştırsın medya sistemi ve herkesin evinde Tridio olsun. Kim diyor bunu? Altını çizmemiz gereken bir şey Panasonic. Var. Hayır Panasonic. Hayır. Tridio diye bir company var. Company ne lan? Şirket var. Company'nin adı diyorum ben de. Tridio diye bir şirket var. Bu şirket kapı kapı dolaşıyor abi. Bizim böyle çok ütopik bir düşüncemiz var. Bunun bir parçası olmak ister misiniz diyorlar. Şöyle güzel bir donanımımız var. Bunu size lisanslayalım diyorlar. Ve teknolojiyi Panasonic'e, ondan sonra ilerleyen zamanlarda Goldstar'a, Sanyo'ya vesaire lisanslıyorlar. Ama burada bütün parayı Tridio kazanıyor. Ama sonradan jetonu düşen Panasonic, işte Goldstar, Sanyo vesaire de diyor ki biz şimdi oyun konsolu satıyoruz teknik olarak. Satacağız, bitecek. Satacak, bitecek diyorlar. O yüzden de $700 gibi fantastik bir rakama piyasaya sürülüyor Tridio. O da şirketin bir oyun konsolu piyasaya sürdüğü mantığıyla ve ileriki çıkacak hiçbir oyundan kar edemeyeceği mantığıyla ortaya koyulmuş bir fiyat. Yani konsolun ederi değil aslında teknik olarak. Çocuğu ölü doğmasına sebep olmuşlar çocuğun gibi bir şey yani. Çok ölü değil. Bayağı da oyun çıkmış buna. Kötü oyunlar. Kötü tabii ki. Daha çok FMV dediğimiz full motion video oyunlardan bahsediyoruz burada. Hadi hep öyle değil tabii ki de. Hani bir 1992-93 yıllarında bu arada Sega CD'de de görüyoruz bunu. Ne var? Video sıkıştırması ilerliyor. CD medya olarak popülerleşiyor. İnsanlar ne ya bu sefer neyin peşine düşüyorlar? Sprite grafikler yerine, çizim grafikler yerine gerçekçi grafikler tasarlamaya çalışıyorlar ama onun yerine ya ne tasarlayacağız ya, fotoroman yapalım gibi böyle hani fotoğrafları çekelim, dijitize edelim. Ya abi video çekelim diyorlar en sonunda artık hani ne dijitize sinema edeceğim. Ha, dijitize ettiği zaman Mortal Kombat oluyor. Güzel oluyor. Dijitize etmeyip direkt videoyu koyduğun zaman da Tridio'nun, Sega CD'nin, Philips CD'in birçok oyununa dönüşmüş oluyor. Garip hatta garip oyunlar. Light Gun oyunu var FMV. Light Gun. Bak video var. Cowboy geliyor. Cowboy'u vuruyorsun. Vurdun mu? Ya da vuramadın. Bilmiyorum. Vurduysan track buluyor bir tane vurduğun track. CD üzerinden o videoyu oynatıyor. Devamı olarak oyunu vurulmuş görüyorsun. İyi orada seçenek varmış. VHS Light Gun oyunları var. İşte o. Orada hiçbir şey değişmiyor. Sadece bir sayaç atıyor. Yukarıda Action Max miydi onun adı? Evet. Şeyde mesela CD'de baya böyle loading time var. Adamı vuruyorsun. Vurulmuş halini görmek için loading geliyor. Ama 3DO'daki FMV'lerde baya böyle hani akıyor ama gene de böyle bir arada bir tık sekiyor yani. FMV oyunlarda çok fazla interaktivite olmadığı için de tabii quick time event dediğimiz benim iğrendiğim şeylerle hani şu anda şu tuşa basarsan oyun ilerleyecek tarzı, işte Dragon's Lair oyununu açıp baksınlar, en büyük örneği, en başarılı örneğidir. Bu şekilde ilerleyememizler. Quick time event'e dayandırdığın zaman bu oyunu gerçekten sıkıcı olabiliyor ama quick time event kattığın zaman böyle araya güzel yaydığın, serpiştirdiğin zaman da hoş bir şey oluyor aslında. Onu bile sevmem. Bu arada bir de 3DO video oyunu, video oynatabildiği için çok fazla erotik içerikli de oyunları var. Plumbers Don't Wear Tie mı? Don't mu? Yok. Wear mı? Don't Wear Tie. Yok onu, o yine biraz soft kalıyor. Ciddi ciddi şey, çıplaklık içeren bazı adult oyunları var. Ne kadar oyun diyebilirim bilmiyorum ya, teknoloji da. Teknoloji zaten şey yapınca yani gerçek görüntüye, işte real action'a girince o olacak. Bu VR'larda da Pornhub mı? Kim girmişti oyun fuarına direkt cart diye VR'la girmişti? Evet. Pornhub'tı galiba. Pornhub değil mi? En çok ya, o yapar zaten. Direkt o aklına geliyor adamın. Yani tık bunu takacaksın. Ciddi de paralar yatırmışlar. Bu arada biz hani başarısız konsollar üzerinde duruyoruz da Philips CD'yi ortaya koyarken oyun konsoluyum dememiş zaten. Eğlence merkezi. Eğlence merkezi. Diyorum size yani. Trident işte. Trident. Philips Trident. İşte bu Trident işbirliğiyle yapılmış zaten. Bim madde satışa çıkmış. Bim'de PS4 şey, satılıyor. Bu en önemli özelliklerine, altı çizilen özelliklerinden biri mesela CD'nin karaokeyken Japonya'da piyasaya sürülmemiş hali. Büyük bir hata değil mi? Eyvah. Adam evinde karaoke, evinin konforunda karaoke yapabilecek ya. Birbirini yiyor ya. Japonların evinde zaten 12 tane karaoke olduğu için bir de bunu çıkartmayı unutmamışlar. Büyük ihtimalle. Yani CD'yi aslında oyun konsolu konu olmak konusunda çok da iddialı değilmiş kendi açısından. O da bizim bir özelliğimiz olsun, çocuk evde bızıklamasın diye yapılmış bir şey aslında.
O zaman konuyu yavaş yavaş toparlayalım. Bir iki konsol var not aldığımız. Onları da söyleyeyim. Supervision deyince ne diyorsunuz? Quickshot Supervision. Game Boy'a karşılık olarak üretilmiş. Garip bir şekilde Game Boy'un ekran çözünürlüğüyle birebir aynı ekranı üreten ama Game Boy'dan çok daha beter ghosting olmasından ekranda dolayı... Ekranda bulanıklık yarattı evet, diyelim ona. Oynatamayacak kadar fazla kalitesiz bir ekranı vardır ve sanıyorum 50-60 tane de oyun çıkmıştır. Benim çok başarılı bir cihaz değil ama Türkiye'de şöyle bir alet, yani şöyle anılarımız olabilir. Babanızdan Game Boy isteyip eve Supervision'a dönme ihtimaliniz çok yüksek. Abi şimdi anı dediğin zaman Supervision benim deli gibi istediğim bir şeydi. Bak neden onu istedim de alındı mı? Hayır. Ama hani, Game Boy alındı mı? O da. O da alınmadı. Ama yani hayalimi ziyan etmişim gibi geliyor bana şu anda çünkü... Game Boy'dan haberin var mıydı? Game Boy'dan da haberim vardı. Vatara Supervision'dan nasıl haberim vardı? Televizyonda bir yarışma programı vardı. İlkokul 4'lerin 5'lerin katıldığı. Her takımda bir 4 bir 5 öğrenci oluyor. Bir 4. sınıf bir 5. sınıf öğrencisi oluyor. Bunları bilgi yarışması yaptırıyorlar. 2 tane kitap veriyorlar kazanana. Kaybedene şey mi? Kazanan, hayır. Kazanan takıma 2 kitap, 2 Supervision veriyorlar birerden. Kaybeden takıma sadece kitap veriyorlar. Oo çok fena. Supervision şeymiş. Böyle bir şey vardı. Peki Megadak. Megadak nedir ya? Bırak Allah aşkına. Birebir gene aynı şekilde Game Boy klonu. Kendi Supervision gibi kendine ait oyunları donanım var. Donanım olarak daha başarılı Supervision'dan bu arada. Tabii. Ekran olarak da daha düzgündür. Kendine ait oyunları vardır. Çok fazla oyunu yoktur. Dürüncü elden görebildim bak onu mesela. Megadak'ı. Evet. Game 8 ya da Gamate. Gamate açıkça söyleyeyim ben yalnızca Ashen's isimli kanalın, Stuart Ashen'ın kanalında görmüştüm. Yine Game Boy klonu, yatay tutulan bir cihaz ve Supervision ve Megadak'tan çok 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 daha kötü oyunları zaten ve daha kötü ekranı var. Zaten ima ediyor yani biraz. Tipi de çok tipsiz bir şey ya. Çok tipsiz zaman. Ama bu Supervision ve Megadak'tan daha da az satıldığı için yine fena bir koleksiyon parçası değil. Gördük bir de almadık, çok dayanıklı bir şey olmadığı için çalışan versiyonları fena para etmiyor bunların. Evet. Nuon deyince ne geliyor aklınıza? Abi Nuon Samsung'un bir girişimi. Yine VCD, oyun oynatan VCD'ler kategorisine alabileceğimiz bir DVD'li oyun makinesi. Adamlar cidden bunu hani kısa bir an böyle bir artık hani fazla mı çekmişler ne olmuş o beyazı da hani kafalar gitmiş. Bir oyun konsolu yapalım demişler. Bir an böyle bir çılgınlıkla bir donanım geliştirmişler, bir platform vesaire. Bir ürün ortaya koymuşlar. Bu ürünün özelliği çok az satmış olması. Çok satsa bile birçok insanın onun sadece DVD player olduğunu zannetmesi. Çünkü oyun yok ya piyasada. Adam bilemiyor. Nuon yazıyor kenarında ama adam sadece DVD takıbı oynatmış. Bunun nedeni de dünyanın diğer taraflarında totalde yani Kore malı olduğunu düşünürsek Samsung'un. Kore dışındaki toplam oyun sayısı 4 tane. Kore içinde de sadece 1 tane oyun çıkmış. O da makinayla gelen oyun. Bu oyunu dünyanın başka bir yerinde oynayamıyorsunuz. Region Kill'di var. Ya lan Nuon aldık hiçbir oyun yok Amerika'dan kargoyla biraz Nuon oyunu getirteyim dediğiniz zaman da oynayamıyorsunuz. Kore'de bir oyun çıkmış. Dünyanın diğer taraflarında da totalde sanırım 4 tane oyunu çıkmış. Çok başarılı. Bir konsol. Birçok insan zaten onu çok pahalı bir DVD çalar olarak biliyor. Böyle DVD çalar konsollar derken ufak bir parantez açayım. Sony'nin PSX diye bir konsolu harbiden var. Japonya'ya özel. Yani bu içinde bir PlayStation 2 gömülü olan PSX diye bir makinası var. Bu PlayStation 1 demek değil. Bazı arkadaşlar hani PSX deyince direkt PlayStation 1 akıllarına geliyor ya. Hatta Aral'ın sitesinde PSX 3 yazıyor PlayStation 3 oyunlarına. Yani o kadar işi görmüşler. ROM'lar hala PSX diye yazar. Ben yani PlayStation 1 PSX diye geçer. Yok, global olarak PSX diye geçiyorlar. PlayStation 1'in PSX diye geçmesinin nedeni kod adı mıydı? Kod adı. Üretim aşamasındaki kod adı olması. Ama PSX diye ürün dediğin gibi PlayStation 2'nin DVD oynatan ve televizyon yayınlarını kaydedebilen eğlence sistemi. Eğlence sistemi olması ama endüstriyel tasarım hatası olduğu için bu ürünlerde şu anda çalışanını bulmak bir PlayStation 2'nin çalışanını bulmak gibi değil veya bir PlayStation 1'in çalışanını bulmak gibi değil. Cihaz kendini imha ediyor belli bir saatin üzerinde çalıştırdığın zaman ısıdan dolayı. Sony'nin ürettiği PlayStation serisinin herhalde en az satanı, en şeyi. Aslında PlayStation birçok insan değil, resmini gördüğünü bile zannetmiyor. Evet. Sony'nin işte DVD, MVD ev eğlence sistemi yapan kısmı bunu yapıyor. Daha sonra da içine bir şekilde PlayStation'ı gömüyorlar. Hatta kontrolcü portları arkasındadır bu cihazın. Yani o kadar rezil bir sistem. Ama yine yalnızca
Japonya'da çıkıp da çok az üretildiği için güzel bir koleksiyon parçası. Bir de Bravia televizyonların içine PlayStation 2 gömüyorlar. Onlarda da aynı sorun var diye biliyorum. Çok ısınmadan dolayı deforme oluyor diye biliyorum. Bir de Cosmos'ların içine gömüyorlardı. Cosmos televizyonun içine. Mikro... arkada kartuş takıyordun. Bir gün Micro Genius parçalıyorum. Öndeki Micro Genius yazısı çok güzel ayrıldı. Şlak, ben de onu şey yapıştırıverdim. Televizyon Sony logosunun üzerine yapıştırıverdim. O da o kadar güzel ortalandı ki. Bir de renk şemasıyla da uygun televizyonum. Her gelen böyle bir dumur oluyordu. Nasıl yani falan diye böyle başına gelip Atari mi oynatıyor falan diye böyle bir duruyorlar başında. Evet, notlarımın arasındaki son konsol benim için herhalde gelmiş geçmiş en gereksiz uygulamalardan biri Ouya. Allah kahretmesin. Yani hani Android olarak bir konsol yaptılar. Android oyunları oynatan ne doğru düzgün optimizasyon var. Zaten Android oyunlara... Desteklenmedi işte orada. Zaten Android oyunlara bakarsan yani genelde Android oyunu ne? Yolda, belde, metroda, otobüste oyna. Hemen işte çıkar şak şak oyna. Otur tarzında. Yani %'ye vurursa %80'i böyle. Evet. Konsoluna çıkartıyorsun. Adamların hayali... Marketinde yok oyun. Steam gibi çok başarılı bir market yapıp yalnızca kendi marketleri içinde oyun ürettireceklerdi sözde. Ama Ouya donanımıyla uyumlu olacaktı. Ama çok büyük kimse kuvvet sallamadı istiyor açıkçası. Onu ya. Çok büyük yani kuvvet Kickstarter'dan istiyor. Kickstarter'dan kaldırdıkları parayla bence ekipmanı yapıp da eve göndermeleri bile büyük başarıydı. Tabii bir de o var. İşin o kısmı var. Bir de şöyle pastarı bir... yüzünü geçme durumları oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Android devamlı güncelleniyor. Evet. Ve adam 1,5 sene önce çıkmış makineye bak diyor. 6 ay daha ben destek veririm. Android yok sonra sana. Evet. Ya, hiç güvenme evet, diyor. Evet. Bunu aldın. Zaten öyle online indiriyorsun. Olabilir. Bir sene sonra kaldı. Haydi. Android 4 zamanlarında olduğu için mobil işletim sistemlerinin bu kadar sıklıkla güncellenmediği zamanlardı. Çok çok kötü bir fikir gibi gelmemişti o zaman. Ama şu anda bakınca Çin'de satılan HDMI Android sticklerden hiçbir farkı yok. Beni hiç heyecanlandırmadı. Beni ya de abi. Öyle. Yani hani bir şey kontrolcüsünü gördüğüm zaman da dedim ki böyle çakmalık akıyor dedim her tarafından baktığım zaman. Hani böyle elime tutup oyun oynamak isteyeceğim bir şey gibi olmadı. Evet, konsolları ticari açıdan, başarısız konsollara baktık. Ticari açıdan şirket tatmin etmeyen ama aslında iyi donan dediklerimize baktık. Bizi tatmin edenlere baktık. Bir konsol eğer battıysa neden diyoruz? İçerik eksikliği, oyun yapımcılarının desteğinin eksikliği diyebiliyoruz. Başarısız inovasyon girişimleri diyebiliyoruz. Evet. Bunda vaat ettiğini sunamama. Virtual Boy'u falan. Aceleye getirme. Evet, teknolojiye ya hazır olmamış bir teknolojiyi uygulamaya çalışma ya da artık üstü kapanmış, geçmiş olan bir teknolojiyi satmaya onda çalışma. Onda ısrarcı olmak, evet. Mega Drive, Genesis durumlarındaki gibi. Ne bileyim, cihaz bedelini optimum pazar şartlarında değil, çok afaki fiyatlara çekme, fizibilitelerinin yapılmaması gibi sunabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu konu hakkında bu kadar. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Benim şimdi ilk aklıma gelen ekstra bir ilginç bir şey yok en azından. Benim anlatacağım çok şey var ama program çok uzadı, kapatalım burada. Heh, altta kalma değil mi? O zaman bu programı böyle bitirelim. Bir dahaki podcast yayınında benim görüşmek üzere. Benim de vardı. İyi tamam. Sunumu bırakalım Cengiz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni kayıtlarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Görüşmek üzere.